İyi geceler sevgili izleyiciler. Yeni yayın döneminin ikinci Büyük Tumur'la gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen Söz ve Uzay TV'nin tüm izleyicilerine hayırlı geceler, huzurlu, mutlu bir yayın ve program dileğiyle programımıza başlamak istiyoruz. Bugün, daha doğrusu bu gece çözüm sürecinin bölgeye siyasi, politik noktadaki yansımalarının dışında biraz da ekonomisine, yani ekonomiye yansıması nedir? Bölgedeki ticareti nasıl etkiledi? Bölgedeki ticaretin hareketlenmesi açısından hükümetin sağladığı teşvikler yararlı oldu mu, olmadı mı? Veya eksikler nelerdir? Özellikle de sanayi alanında, özellikle de küçük ölçekli işletmeler açısından önümüzdeki süreç içerisinde neler yapılması lazım? Tabii bu noktada da sözün sahipleri, yani bu yapının, bu ölçeğin başkanlarını, oda başkanlarını bugün sizlere konuk ettik. Öncelikle onları tanıtayım. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar. Hoş geldiniz efendim. Kendileri bir süre önce seçimle yeni göreve gelen bir isim. Ve sanırımda ilk kez Söz TV ve Uzay TV ekranlarında siz sevgili izleyicilere konuk oluyor. Diğer konuğum ise Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Alican Ebedinoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sayın Ebedinoğlu uzun dönemdir Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı görevini yürütüyor. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde sanırım seçimleri var. Ve diğer konuğum ise iş adamı tabii ki son günlerde sıkça gündeme gelen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Aziz Özkınış. Hoş geldiniz efendim. Evet, fazla da sözü uzatmadan ifade edelim. Çözüm süreci, ekonomiye ve tabii ki 7-8 aylık süre içerisinde o yansıyan huzur, güven, samimiyet ortamı iş dünyasına nasıl yansıdı? Denildiği gibi bizlerin de zaman zaman ifade ettiği şekilde ekonomiye önemli katkı sundu mu? Hükümetin sağladığı teşvikler doğru adreste yer aldı mı? Önümüzdeki süreç ve yıl itibariyle bu ekonomide, bu sağlanan teşviklerde neler olabileceği noktasında sorulara cevap arayacağız. Ve ilk sorumuz da Sayın Ahmet Sayar olsun. Çünkü kendileri Diyarbakır'ın ekonomisine yön veren bir kuruluşun başında sanırım 6.000-7.000 tane de üyeniz var. Size göre çözüm süreci, barış, kardeşlik ortamı sağlandı, bu ortam nasıl yansıdı? Biliyorsunuz ki ekonomi, iş dünyası, para, daha doğrusu kapital ürkek bir güvercin gibidir. En küçük bir kaotik ortamda, en küçük bir tartışma, çatışma ortamında kaçar gider. Bölgemizde uzun süre bundan zarar gördü. Gerek iş alanda olsun, gerek yatırım alanda olsun. Ama son dönemlerde de sizlerin de zaman zaman basın toplantılarda veya işte bakanlarla, milletvekillerle veya siz ziyaret eden kuruluşlarla, yabancı heyetlerle ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki yani işte bu ekonomik süreç, özellikle çözüm sürecinde bayağı hareketlendi. Doğru mu? Evet. Öncelikle tüm izleyicilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tabii çözüm sürecinin mevcut ekonomiye yansımalarına girmeden önce bölgenin sosyoekonomik yapısını bir irdelemek lazım. Evet. Bugün Diyarbakır 2011 yılı sosyoekonomik verilerine göre Türkiye'de 67. sırada ve 81 il içerisinde son 15 sırada bölge illeri var. Evet. Bu da şu anlama geliyor. Burada ekonomik faaliyetler potansiyeli olmalarına rağmen, lojistik olarak uygun bir yerde bulunmasına rağmen neden sosyoekonomik olarak bu kadar geride kaldı? İşte bunun tam da mevcut bölgede aslında yaşanan... Aslında çözüm süreci içerisindeki o hareketlilik bir ölçüde de onun cevabı da olur. Yani evet, bölgede neden sosyoekonomik alanda bu kadar geri kalındı? Evet. Diyarbakır eğer bugün 2011 verilerine göre 81 il içerisinde 65. sıradaysa vahim bir durum. Tabii, tabii. Tam da işte bu çözüm sürecinin önemini ortaya koyuyor.
Öncesinde yaşanan çatışma ortamından dolayı insanlar burada doğal olarak yatırım yapmadılar. Dışarıdan yatırımcılar gelmediler. Dolayısıyla bölge ekonomisi geride kaldı ve bölgeler arası gelişmişlik farkına baktığımız zaman çok ciddi şekilde de bir makas söz konusu. Çözüm süreciyle beraber tabii ki öncelikli olarak iş dünyasından önce bir insan olarak silahların susması elbette insana hem insani olarak hem de direkt ilintili olarak iş dünyası olarak mutluluk veriyor, huzur veriyor. 8-9 aydır bu süreçle beraber silahlar sustu. İnsanlar çatışmalardan dolayı yaşamlarını yitirmedi. Ve son 8-9 aya baktığımız zaman gerçekten Diyarbakır'a ve bölgeye çok ciddi şekilde bir ilgi olduğunu görüyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından insanlar buraya şimdilik daha çok fizibilite araştırma yapma düşüncesiyle insanlar geliyor. Nasıl bir yatırım geliyor. Yapabilirim diye. Yani işte burada bir potansiyel var. Şu anda bir süreç var. Eğer bu süreç kalıcı bir barışa dönüşürse biz şimdiden hangi alanlarda yatırım yapacağımızın çalışmasını yapalım. Sonra bu yatırımları yapalım düşüncesiyle hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi şekilde buraya şu anda bir ilgi var. Evet. Alaka var. İnsanlar geliyor burada çalışma yapıyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerle görüşüyor. Biz kendilerini Diyarbakır'ı gezdiriyoruz. 3 aydır gelmişiz. Son 3 ayda sadece yurt dışından ta Vietnam'dan, Avusturya'dan, Yunanistan'dan, İtalya'dan heyetler buraya geldi. Evet. Ve buraya gelmelerinin de sebebi burayla nasıl bir ticari nasıl koordinasyon sağlayabiliriz, nasıl bir yatırım yapabiliriz? Burada nasıl biz buradan ne alabiliriz, buraya ne satabiliriz düşüncesiyle buraya ciddi şekilde ilgi var. Tabii ki bu şu anda ciddi anlamda rakamlara yansımış değil. Evet. Yani şu anda sadece ilgi noktasında bu tamamen bu sürecin kalıcı bir sürece, kalıcı bir barışa dönüşmesiyle beraber yatırımcı burada o zaman yapmış olduğu fizibilite çalışmalarını o zaman pratiğe döker. En basit örneği şu anda 6. bölgede bulunan Diyarbakır teşvik paketinde. Mesela bu yeni teşvik paketi Haziran 2012 yılında açıklandı. O dönemde şey yoktu, çözüm süreci yoktu, çatışmalı evet. ortam vardı. Dolayısıyla teşvik uygulaması 6. bölgede çok avantajlı olmasına rağmen o dönemde yatırımcıların başvuru yapmadığını görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayıyla beraber gelişen çözüm süreci başladıkta silahlar sustuktan sonra ilgi arttı. Diyalog süreciyle beraber teşvik belgesi alan yatırımcı sayısı arttı. Şu anda bir yıllık Ekonomi Bakanlığı'nın yapmış olduğu verilere göre Diyarbakır 102 tane teşvik belgesi almış yatırımcı var. Peki bu 102 dediğiniz yabancı mı yoksa mevcut bizim yerli yatırımcımız mı? Hepsi yerli. Çünkü yerli yani Diyarbakır'ın kendi öz sermayesi. Şöyle yurt dışı sermayeli değil. Yani Diyarbakır ve Türkiye'den gelen yatırımcılar. Yani yurt dışından gelen yatırımcı da var yani. Yurt dışından gelen yatırımcı yok. İl dışından diyorum. İl dışından yani mesela var. Diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yatırımı olan il dışından, Diyarbakır'da da yeni bir yatırım alanı. Tabii ki. İl dışından gelen yatırımcılar var. Bir de hani yurt dışından şu anda buraya gelen giden var fakat henüz belge almış ya da burada yatırıma dönüştürmüş bir şey yok. Evet. Bir proje yok. 102 tane belge alınmış. Tabii bu 102 tane belgeyi bir önceki dönemlerdeki teşvik paketlerinde alınan belgelerle kıyasladığımız zaman oransal olarak işte çok ciddi şekilde bir artış söz konusudur. Yani bazen işte bakıyoruz işte 6. bölgede oransal olarak teşvik belgeleri işte %200-300 artış şeklinde bazen haberler okuyoruz. Doğrudur. Oransal olarak o kadar arttı. Evet. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman şu an bir yıllık teşvik paketi raporunda 6. bölgeye çok ciddi avantajlar sunmasına rağmen teşvik
belgelerinden almış olduğu bölge olarak, teşvik belgelerinden almış olduğu 6. bölge %12'dir. Yani yine... Niye bu düşüktür peki? Bu neye bağlıyorsun? Bunun sebebi şu. Şimdi mesela 1. bölgede İstanbul var. Kocaeli var. Sanayi kentleri var. 6. bölgede 15 tane bölge ilimiz var. Teşviğin avantajlarını kıyasladığınız zaman olağanüstü derecede burası daha avantajlı. Yani burada mesela organize sanayi bölgesinin içinde siz bir yatırım yapıyorsunuz. 12 yıl boyunca sigorta primi ödemiyorsunuz. 12 yıl boyunca hem işveren hem işçi primi, evet, ve gelir stopajı ödemiyorsunuz. Kullanmış olduğunuz kredinin %7'sini devlet karşılıyor. Bunlar mesela 1. bölgede 12 yıl değil 3 yıldır. Evet. Yani 10 ama yıllık bir avantaj peki, olmasına rağmen neden buraya yatırımcı gelmemiş? Bu kadar teşviğin önemi varken, bu kadar olağan yaratılırken, yani 12 yıl eğer bir işveren için SSK'nın tüm primleri işçi ve işveren noktasında karşılanıyorsa, vergiden belli noktada muaf tutuluyorsa, sağladığı hibe kredide %'lik oranda düşük bir profil çiziyorsa, faiz oranı düşükse, diğer imkanlar yaratılıyorsa, niye? Yani asıl o niye kendisi? Asıl sebebi yine işte bu süreçtir. Asıl sebebi yine süreçti. Çünkü yatırımcı, hani biz hep derler, bir yatırımcı yaptığı yatırımı ne kadar da amorti eder? Kaç yılda amorti eder? Evet. Yatırımcı ne yapar? Kısa vadeli planlama yapmaz. Hep uzun süreli planlama yapar. 10 yıllık, 15 yıllık. Şimdi biz bu süreci, tamam bu süreç, silahlar sustu bu süreçte. Şu anda ölümler yaşanmıyor çok şükür. Fakat bu sürecin şu anda nereye gideceği daha net değil. Yani belirsizlikten kaynaklı belirsizlikten bir dolayı yatırımcı çıkmazlar. 102 yatırımcı eğer teşvik belgesi almışsa diyorsunuz. Evet. Henüz bu belirsizlikten dolayı somut veriye, yani yatırıma dönüşmediğinden. Şöyle mesela bu 102 sayısı üzerinden %12'lik bölge bir pay almış. Normalde bu 102 yerine eğer kalıcı bir barış ortamı olmuş olsa bu 102 yerine belki 502 belge olacak. Evet. Yani deyim yerinde ise İstanbul'daki yatırımcı ve 6. bölgenin avantajlarından dolayı eğer burada gerçekten kalıcı bir barış sağlandığını görse fabrikasını da buraya taşır. Çünkü bugün organize sanayi bölgesinde ortalama iyi bir işletme en az 50 kişiyi çalıştırıyordur. Evet. Düşünün bir sigortanın, bir asgari ücretle çalışan birinin yaklaşık olarak işverene maliyeti 400 TL'dir. Düşünün aylık 20 milyarlık bir avantaj sağlıyor. 20 milyar. Bu sadece işçiden. Bu sadece sigortadan. Tabii tabii, sadece sigortadan. Dolayısıyla bu süreç işte ekonomi noktasında çok büyük önem arz ediyor. İşte son dönemlerde bu süreçle alakalı biliyorsunuz 3 aşamadan bahsediliyordu. İşte örgüt ateşkes ilan edecek, işte ülke dışına aslında çıkacak. Şu anda Türkiye ikinci aşama, evet, noktasında. Şu anda ikinci aşama noktasında iş dünyası olarak da bir an önce bu demokratikleşme paketinin açılıp mevcut bu gerilmeyi, bu tıkanıklığı aşmasını bekliyoruz. Eğer peki, bu, bunun için ne yapılması lazım? Şimdi zaman zaman da açıklamalar oldu. Özellikle son bir hafta önce işte KCK'nın yaptığı bir açıklama vardı. Evet. Silahlı güçlerin, özellikle bölgede olan güçlerin çekilmesini durdurduğuna dair. Evet. Bir yanda hemen hafta içerisinde BDP İmralı'yla görüşmede bulundu. İmralı'daki görüşme çok farklı bir şekilde sürece bir format atın dedi. Evet. Yani bu ve hükümetin de bakıyorsunuz ki işte demokratikleşme paketinin hafta içerisinde açıklanacağı ifade edildi. Sonradan ertelendi ay sonuna. Şimdi böyle bir belirsizlikle oluştuktan sonra yani haklı olarak da bölge insanı her şey durgunlaşır yani. Tabii bu durumda yatırımcı şey yapar. Yatırımcı bekler. Yani böyle tıkanıklık olduğu zaman, gerilme olduğu zaman yatırımcı bekler. Ama bizim önerimiz bir paketle elbette bu sorun çözülmeyecek. Yani gözümüzü açalım, kapatalım, bu sorun çözülsün şeklinde bir beklentimiz yok. Çünkü 100 yıllık bir sorundan bahsediyoruz ve bunun çok farklı aşamaları olması gerekiyor. Bir anda da her şeyin olabileceğini de beklemiyoruz. Ama nedir? Bu sürecin ilerlemesine yönelik bir takım adımlar atılabilir. En basit örneği, süreçte taraflar ne diyordu? İşte silahlar sussun, fikirler konuşsun. Evet. Şimdi silahlar sussun, fikirler konuşsun
denildiği noktada bir taraftan da siyaset yapanlar eğer içeride tutuluyorsa ya da işte seçim barajıyla ilgili şu anda Türkiye'de uygulanan %10'luk bir seçim barajı var. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde %10 seçim barajı yok. Birçok yerde %3'lerde, sıfırlarda, birlerde, ikilerde. Şimdi yani kabul edilebilir uluslararası gelişmiş ülkelerle çok rahat bir şekilde kıyaslanabilir bir takım adımlar hükümet atarsa bu tıkanıklık biraz aşılır ve bu süreç biraz daha ilerlemiş olur. Bu da iş dünyasında da bir rahatlama getirir. Peki. Sayın Özkunç'a sormak istiyorum. Siz de yani ekonominin özellikle hep ifade edilir organize sanayi bölgesinde ki hareketlilik aslında hep konuşuluyor çözüm süreci içerisinde oradaki yatırımlar. Sayın Sayar da ifade etti 102 tane teşvik alan, belge alan yatırımcı var. Sizde nasıl yansıma oldu? Yani orada yatırımcı veya mevcut yatırımcı yeniden kendini yeniletti mi? Fabrikasını yeniletti mi? Yani yeni istihdam alanı yarattı mı? Veya işte var olan projesini büyüttü mü? Var mı böyle bir çalışma? Çaba içerisinde? Tabii ben de iyi akşamlar diliyorum bütün bizi izleyen seyircilerimize. Bir şey de düzeltmek istiyorum. Ben Diyarbakır Organize Sanayi İş Alanı Derneği Yönetim evet. Kurulu Başkanıyım. Onu çünkü Yönetim Kurulu Başkanı Vali Bey onun hakkına evet. Tecavüz etmeyelim. Şimdi tabi başkanın dediklerine katılmamak elden değil. Organize Sanayi Bölgesi'nde çözüm sürecini başlamadan önce tabii ki sizin de bileceğiniz üzere yeni teşvik açıklandı. Bu 5084 yasasından sonra yeni teşvik paketi açıklandı. Yani 1. 2. 3. ve 5-6. bölge Diyarbakır'da en çok faydalanan, maksimum seviyede faydalanan teşvik uygulama sistemi açıklandı. Tabii bu bir heyecan yarattı. Ama çok böyle büyük bir heyecan yaratmadı. Çok büyük talepler olmadı. Tabii ki çözüm sürecine beraber bu çok büyük ivme kazandı. Şimdi şu anda organize sanayi bölgesinde 150 firma arsa tahsisini beklemekte. 150 evet. firma arsa tahsisini bekliyor. Yatırım yapmak için arsa tahsisini bekliyor. Tabii bizim 1. organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. Tabii ek organize sanayi bölgesi tahsis yeri yapıldı. Tapusu da alındı. Orada da yaklaşık 100 kişiye yani İslam daha doğrusu arsa tahsisi yapılabilecek. Tabii bunu şu anda organize sanayi bölgesinde 4000 kişi de istihdam ediliyor şu an. Tabii bir Kayseri, bir Antep'in bir oradaki bir fabrikası kadar. Ona zaten gelecektim daha sonra. Yani çünkü organize sanayi bölgesi Diyarbakır'ın kalbi diyoruz. Ekonomi istihdam alan can simidi diyoruz ama bakıyoruz ki organize sanayi bölgesinde istihdam edilen çalışan sayısını az önce ifade ettiniz 4000. Yani bu bir yani ifade edilmemesi gereken bir rakam. Yani çok cüzi bir maalesef, rakam. Maalesef. Acaba arıza nerede? Evet. Yani şimdi organize sanayi bölgesi 27-28 yıllık bir ömrü olan evet. sanın bir alan. Ve birçok yatırımcı da orada yatırım yapıyor diye ifade ediliyor ama baktığınızda da şu da var çelişki olarak diyeyim. GAP'ın merkezi dört bir tarafı barajlarla işte önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak kanallarla sulu tarım ciddi manada gelişecek. Ama bakıyoruz ki organize sanayi bölgesinde mevcut altyapımıza yönelik, mevcut elimizdeki envanterlerimiz, madenlerimiz için, tarlalarımız için, arazilerimiz için hiç pek fazla o alanla ilgili bir sanayi yok yani. Maalesef tabii ki biz bu 4000'i söylerken ben açıkça hani bunu övmek için söylemiyorum. Bu ne kadar geride olduğumuzu söylemek için söylüyorum. İfade etmek için söylüyorum. Çünkü bir Antep'te isim söylemek gerekirse bir firma 14000, Kayseri'de bir boyda bakarsan 13000 kişi istihdam ediyor. Maalesef organize sanayi bence biz Antep'le tamam. Kayseri bırakalım. Mardin'den Urfa'yla kıyaslarsa kendimizi daha iyi olur. Çünkü tamam. O seviyeye
Yani evet. Tabii şimdi başkan dedi 67. sıradayız. Cumhuriyet tarihlerine baktığınız zaman Türkiye'nin 3. sanayi kenti olan bir ili şimdi 67. sıraya düşmüştür. O dönem baktığınız zaman Antep, Kayseri bizden çok çok gerilerde. Yani ilk 3. sırada ikte olduğumuz bir yerdeyken şimdi 67. sıraya düşmemiz tabii o geriye baktığımız zaman bunun sebepleri çok daha derin, çok daha ağır sebepler var. Bu da tabii ki 30 yıl, 40 yıldır Kürt sorununun çatışmalı bir dönem içerisinde süren bir çatışmalı süreçten geçmesidir. Bu da tabii ki sanayici, biraz önce siz de ifade ettiniz, sermaye ürkektir. Yani sıkıntının, problemin yaşandığı bölgeden sermaye kaçar gider tabii ki. Bugüne kadar bu çözüm süreci tabii çok büyük umutlar besledik. Umutla beklediğimiz bir çözüm süreci. Maalesef son zamanlarda çıkan açıklamalar hepimizi tedirgin ediyor. Ve bu yatırımların tekrar eski duruma düşmesinden endişe ediyoruz. Yani sanayiciler yatırım bekleyen 150 firmanın da yatırım yapmaması durumu söz konusu bu durumda, bu şu anki bu koşullarda. Ümit ediyoruz ki bu çözüm süreci demokratikleşme paketi bugün de ertelendi. Sayın Başbakan'ın açıklaması ay sonunda tekrar. Şimdi bunun içeriğinin toplum içerisindeki Güneydoğu Kürtlerin beklentisinin ne cevap verebilecek bir şey olması gerekiyor. Tabii ki o paketin içerisinde de yani çok da şey beklenti, büyük beklenti var. Beklentileri de cevap vermezse maalesef yine bu çözüm süreci bir yerde yine tıkanacak. Evet. Yani kaygılısın çözüm sürecinin evet. Seyrinde. Peki ben sözü Sayın Ebedin Orla vermek istiyorum. Siz aslında sokaktaki esnaf, sokaktaki vatandaş, sokaktaki insansın. Yani böyle belki Aziz Bey, Sayın Sayar onlar hani iş dünyasının önemli yapısı içerisinde yer alan bir kadın öyle görünüyor ama siz sokaktaki vatandaş esnaf daha küçük ölçekli ve aynı zamanda da ben şunu da söyleyebilirim. Diyarbakır'ın istihdamının neredeyse %40'ı oranında sağlayan bir kuruluşlara sahipsiniz. Siz çözüm sürecini nasıl görüyorsunuz? Ben öncelikle bizi seyreden bütün seyircilerimize hayırlı geceler diliyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Gerçekten yıllardır, son 30 yıldır bölgemizde yaşanan savaş diyelim artık. Gerçekten ciddi bir savaş, çatışmalı ortam beraberinde getirmiş olduğu sosyal ve ekonomik sorunlarla birlikte en çok mağdur olan ve gerçekten de en çok ekonomik olarak da sarsılan bir kesimin temsilcisi olarak gerçekten sıkıntılarımızı, sorunlarımızı burada ifade etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle takdir ederseniz ki bu toplumsal oylarda sadece son bir yıl içerisinde, geçen yıl 2012 verileriyle ben konuşmak istiyorum. Resmi rakamlarla, lokal bile olsa 62 gün iş yerini, kepengini isteyerek veya zorla kapatmak zorunda kalan bir kesimden bahsediyoruz. Sayın Başkan, Sayın her iki başkanımız da istihdamdan bahsettiler. Siz de ifade ettiniz. Yıllardır sanayinin gelişmesi adına, bölgenin ticaretin gelişmesi adına paketler açıklandı, teşvikler açıklandı. Diyarbakır'ın bugünkü sanayideki istihdam sayısı 4000'den arkadaşlarımız bahsetti. Sadece küçük sanayi sitelerimizde şu anda ilçelerimiz dahil 13.000'in üzerinde bir istihdam sadece sanayi sitelerimizde. Bunun yanı sıra 65.000 üyeye hitap eden bir teşkilatımız, hizmet sektörüne baktığımız zaman 100.000'in üzerinde bir istihdamdan söz edebiliriz. Merkez ve ilçelerimizle birlikte. Böyle gerçekten ilin lokomotifi, ekonominin lokomotifi, bel kemiği ve çakıl taşı olarak adlandırdığımız bu kesim maalesef yıllardır yaşanan çatışmalı ortamdan, olaylardan dolayı sermayesini alıp göç eden birçok iş adamından ziyade kendisi elini taşın altına koyup burada iş yerini, kepengini bu gölgede açmak zorunda kalan bu kesim gerçekten bu süreçle birlikte, bu çözüm süreciyle birlikte en çok sevinen, en çok huzurlu olan, en çok sabahları yine besmeleyle eş yerini açıp besmeleyle kapatan bu kesimimiz son 6-7 yıl huzur içerisinde, büyük bir sükunet içerisinde iş yerlerini sürdürmekte ve bununla birlikte ben belki sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde, ticaret, büyük ticaretlerde bir hareketlik olmayabilir ama bizim kayıtlarımızda gerçekten son 6 ayda bir hareketlik var. Yeni açılan iş yerleri var.
Özellikle meslek siteleriyle ilgili talepler şu anda Doruk'ta yoğun bir şekilde çalışmalarımız var. Daha önce ticaret odası başkanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar gerek belediyelerle gerek vilayetlerle bu alanda da bu çözüm süreciyle birlikte şu anda bir hareketlik var. Ancak ben bu çözüm sürecinin kaygı yerine hala umutla beklediğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü çözüm 30 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz. 100 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Bunun bir anda bir iki açıklamayla ve 5-6 ayla çözülmesini beklemek gerçekçi değil. Onun evet. için bu tür sıkıntıları, sancıları bekliyorduk. Daha da kötüsünü yaşayabiliriz ki bana göre bölge halkımız kaygılanmamalı. Tarafların samimiyeti önemli. Tarafların şu andaki pozisyonu gerçekten bütün halkımız, bölge halkı olsun, Türkiye'deki bütün halklar seyretmektedir. Gerek hükümet tarafında olsun, gerek devlet birimleri olsun, gerek PKK tarafında olsun, gerek siyasetçiler tarafında olsun. Onun için inanıyorum ki herkesin azami derecede hassasiyet göstereceğini, bu sürecin bir daha ele katılmayacağını bilincinde olduğuna inanıyorum. Çünkü eğer bu süreci yakalanmış olan bu çözüm sürecini bu nesille Türkiye hükümeti veya devleti çözmezse yeni nesille bunun çözülmesi çok zor. Çünkü evet. biz şunu ifade edebilirim. Biz Diyarbakır'ın nüfusunu biz 90'lı yıllarda 300 binlerden bahsederken bugün 1 milyonun üzerine çıkmış nüfustan bahsediyoruz. Bu sorundan dolayı sosyoekonomik sorunu hala devam eden bir kent, bir bölgeden bahsediyoruz. İşsizlik sorunu had safhada, eğitim sorunu had safhada. Sayın Başkan ekonomideki sıralamamızdan bahsetti. Ben bir de eğitimdeki sıralamamızı göz önünde bulundurmak istiyorum. Bu kadar yatırıma rağmen. Daha vahim bir noktada geldi. Kesinlikle bu kadar devrime rağmen bir eğitimsiz bir toplumun hangi meslek alanında, hangi ticarette siz başarı bekleyebilirsiniz? Onun için biz biraz da çözüm süreciyle birlikte sadece tartışmamız gereken ekonominin dışında temel sorunlarımızdan eğitim birçok alanda da artık yeni yeni işte tartışmalı alanlarımız çıkıyor. Onun için ben inanıyorum ki bu süreçte artık tarafların... Peki başkan, bu çözüm sürecinin içerisinde de şurada sıkıntı da vardı. Zaman zaman esnaflardan da bize geliyor, şikayetini ediyor. Ben diyor işte bir yatırım veya kredi aldığımda ciddi manada sıkıntılar yaşıyorum. Özellikle bankaların elinde halen bölgenin o güvensiz ortamı önümüze sürülüyor. Yok işte kefil, yok devlet memuru olacak veya batıda bir yatırımınız veya gayrimenkulünüz varsa onu öne sürmeniz veya onu teminat olarak göstermeniz lazım ki o kredi alınsın. Bundan aşılması gerekmez mi? Siz zaman da bunu deklarede ediyorsunuz. Bize de biz de alıyoruz bu bilgileri. Evet. Bu halen devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor. Çünkü gerçekten süreçle birlikte gerek bankalar olsun, gerek bütün finans kuruluşları olsun, hatta kamu bankaları bile bölgeyi bir risk bölgesi olarak görmektedir. Yaşanan çatışmalı ortamdan dolayı. Bölgeye ticari kredi olarak bankaların vermiş olduğu oranları biz 6 ay önce bir rapor halinde ilgili bakanlıklara gönderdik. Siz bir taraftan bankaların dağıtmış olduğu tüketici kredilerine bakıyorsunuz, konut kredisine bakıyorsunuz, araç kredisine bakıyorsunuz. Bankaların kazançları Türkiye geneline baktığınız zaman bölgemizde %100'ün üzerinde. Çünkü ne kadar şubenin arttığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Ancak ticari alanda vermiş olduğu kredilere baktığımız zaman onlara tahsis edilen kotaları bizim bölgemizde Diyarbakır'da doldurmadan batı illerinde dağıtıyorlar. Bunu evet. yetkili genel müdürlüklerden duyduk. Tabii ki biz bu konuda sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi biz yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz. Gerek ilgili bakanlara iki seferde Sayın Başbakan'a dosyalar halinde bizzat ilettim. Genel müdürler de bizim yanımızda görüştü. Evet. Hatta Sayın Başbakan megafonu açtı bizim yanımızda. Esnaf Odalar Birliği Başkanı burada diyor ki biz Diyarbakır'da bölgede memur kefil olmadan esnaf kredisini alamıyoruz. Karşıdan da Hüseyin Bey vardı o zaman. Dedi ki evet Sayın Başbakan doğrudur. Biz risk almak istemiyoruz. Risk bölgesi olarak görüyoruz. Peki burada esnaf da kendi kendini sorgulamıyor mu? Burada da yani niye? Burada, yani tamam burada. Da sadece hep buradaki o bölgedeki çatışmanın ortamından mı kaynaklıdır? Yoksa esnafın da burada hatası var mı? Ben de esnafın burada hatası yok. Hatasını biz esnafın bulamıyoruz. Çünkü esnaf güvenilir bir kesim. Batı illerimize baktığımız zaman esnaf esnafa kefil olurken bizim şubelerimiz, bankalarımız bir esnaftan 3-4 tane memur kefil istenmektedir. Ben kredilerle, esnaf kredisiyle ilgili bir veriyi bir ara sizinle paylaşmıştım. Ben burada da yine deklar etmek istiyorum. 2012 yılı sonu itibariyle Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar'ın kullanmış olduğu esnaf kredisi 2100 kişinin kullanmış olduğu kredi 48 milyon TL.
aynı nüfus oranına sahip, aynı esnaf sayısına sahip olmayan Denizli iline baktığımız zaman bu krediyi kullanan esnaf sayısı 11.200. Kullanmış olduğu kredi 500 milyon TL'nin üzerinde. Evet. 10 katı üzerinde. Siz işte ciddi, bariz ciddi bir fark. İşte biz işte bölgeler arasında dengesizlere baktığınız zaman, yani biz bazen programlarda ben bunu net bir şekilde ifade ettim. Yani bu ülke kolay kolay bölünmez. Bu bölge, Kürtler bu ülkeden asla ayrılmak istemiyor. Bunu bariz şekilde bütün siyasetçilerimiz de halkta ifade etti. Ancak bürokrasideki bu tutum devlet adına birçok alanda, sadece kredilerde değil, birçok alanda devleti temsil eden kesimlerin bölgeyi böyle ayırması, bölgeye bir daha doğrusu risk bölgesi olarak görmeleri bölgeyi de Türkiye'yi de böler. Evet. Onun için ben bu konuda kaygılıyız. Peki. Aynı minvalde istersen Sayın Sayar'a da soruyorum. Sizle iş dünyası olarak bürokrasiyle aranız nasıl? Bürokrasiyle bu sıkıntılar yaşıyor musunuz? Veya farklı bir bakış var mı size? Var mı böyle bir şey? Yani aslında biraz önce Sayın Başkanımız dile getirdi. Yani biz sosyoekonomik geri kalmışlıktan bahsederken eğitimle beraber aslında 67. sırada olmamızın temel sebebi işte eğitimle ilgili yatırımların az olması burada, sağlıkla ilgili yatırımların az olması burada, işte altyapıyla ilgili, yollarla ilgili, bunların zaten bir bütünü sosyoekonomik sıralamayı belirliyor. Şimdi biz şu anda örnek verelim, 20 yıllık, 25 yıllık bir organize sanayi bölgemiz var. Biliyorsunuz dünya artık gerçekten küçük bir köye döndü. Özellikle bu teknolojiyle beraber. Bu da çok ciddi anlamda uluslararası rekabeti getirdi. Yani eskiden diyelim ki 100 birim ürün satan 10 lira kazanıyordu. Şimdi 10 bin birim satmanız lazım ki 10 birim para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bu iş artık işin maliyet boyutlarına indirgenmiş durumda. Mesela organize sanayi bölgemizden bahsediyoruz. Organize sanayi bölgemizin ilk organize sanayi bölgemiz işte sadece 500 hektar üzerinde kurulu. Çok da büyük alanı olmayan bir saha. Daha da biz altyapıyla ilgili sorunlarla uğraşıyoruz. İşte tren yoludur, doğalgazdır. Bunlar aslında geriye dönük, yani bu bölgeye övey evlat muamelesinin yapıldığını ortaya koyuyor. Peki başkan, burada yani siyasal iktidar mı, devlet mekanizması mı oradaki sıkıntıyı yaratan? Yani şimdi bizdeyiz, organize sanayi bölgesinde bir yönetim var. Organize sanayi bölgesinde tırnak içerisinde oradaki iş adamları var. Üretim yapıyorlar. Sanayi alanında söz sahibiler. Ama peki onlar eğer hala Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci bölgesi, yani ilk kazmanın vurulduğu noktada halen altyapısını tamamlamamışsa bu büyük eksiklik. Bu eksikliği de biraz da kendilerinde görmeleri lazım. Yani şimdi eğer sadece o dönemin iktidarına, o dönemin işte yöneticilerine de bağlamak bence Tabii, benim yani eleştirim hani sadece belli bir dönem ülkeyi yönetenlere yönelik değil. Yani 100 yıllık bir geçmişten bahsediyorum ben. Evet. Hani son dönemlerde işte bir takım girişimlerimizde aksaklık yaşadığımız noktalarda yani bürokrasiden destek alıyoruz. Evet. Bu anlamda hani şunu söylemek istiyorum aslında, biraz da daha açarsak, evet, yani her şeyi de biz bölgedeki o çatışma ortamına, bölgedeki o kaotik şiddetin yaşandığı ortama bağlarsak kaybederiz bence. Ben biraz onu da görmek lazım. Evet, o çatışma var, kimse inkar edemez. Burada insan hakları alanında inanılmaz derecede ihlaller yaşandı, kimlikler inkar edildi, insanlar öldürüldü, faili meçhul cinayetler yaşandı. Ama bu, evet, bu bölgenin gerçekleri. Ama bir de hani derler ya, kapımızın önüne de bir bakmamız lazım. Biz ne yaptık? Niye bu kadar geri kaldık? Ben şunu söyleyeyim, geçti bu soruyu da Sayın Özkonuca sormam lazım. Evet. Diyarbakır Sanayi Bölgesi'nde bundan bir süre önce şu andaki İzmir Valimiz Sayın Mustafa Toprak'ın bir mücadelesi oldu. 20-25'e yakın yatırımcı
orada hiç yatırım yapmamış, 20 yıldır tek çivi çakmamış ama orada arsa işgalinde ki yatırımcılar vardı. Mesela onlar sanırım iptal mi edildi mahkeme kararının ne oldu? Haklısınız. Organize sanayi bölgesinde 1996 yılında ilk kurulma, 94 yılında çalışmalar başlatılmış, 96 yılında kazma vurulmuş. O zamanın siyasetçileri, dönemin işte başbakanı ve cumhurbaşkanları gelmişler, demişler ki arsa bedava yapın. Hiç sektörel kümeleme yapmadan, herhangi bir plan program yapmadan hemen arsa tahsislerine başlamışlar ve o dönemde karmaşık bir OSB altyapısı tamamlanmamış, bitmemiş tahsisler yapmışlar. Tabii sonra ondan sonra gelen yönetimler bu eksikleri, bu kırıntıları, bu döküntüleri, bu problemleri, bu sıkıntıları gidermek için uğraşmışlar, çaba sarf etmişler. Ancak bu aşamaya getirmişler. Tabii biraz önce sizin bahsettiğiniz ön yönetim Sayın Vali Bey'in dönemindeki, önceki Vali Mustafa Bey'in dönemindeki 25 parsel. Tabii daha önceki, şu anki görevde olan yönetim kurulu değil de ondan önceki yönetim kurulu döneminde o arsa tahsis edilmişti ve hiçbir çivi de çakmadan ellerinde duruyordu. Tabii ki yeni yönetim geldiğinde ve yeni vali Bey, Mustafa Bey geldiğinde bunları iptal ettiler. Bu çünkü sırada bekleyen sanayici var, yatırımcı var ve siz arsa elinizde tutuyorsunuz. Bu da Diyarbakır'a en büyük kötülüktür. Ve iptal edildi. Yeni yatırımcılara tahsisleri yapıldı. Tabii organize sanayi bölgesinin Diyarbakır organize sanayi bölgesi organize olamamış. Sanayi kültürü olmadığı için. Yani biz turizm kültürümüz yok. Sanayi kültürümüz yok. Biz sanayi bir çatışmalı ortam içerisinde sanayi de bir yandan götürmeye çalıştık. Götürüyoruz. Yeni gelen sanayiciler tabii ki şu anda ne yaptığını, ne yapacağını hem sanayici biliyor hem de yöneticiler biliyor. Şu anda organize sanayi bölgesinin toparlanması, doğalgaz altyapısının gelmesi, şimdi hakkını yememek lazım. Doğalgaz altyapı ihalesinin parasının tamamını hükümet tarafından veriliyor. Cazibe merkezi kapsamı içerisinde veriliyor. Biraz da şunu da yani şimdi, söylemek gerekmez mi? Bizim iş adamlarımız da hep diyorlar ki devlet versin de biz pek fazla bir şey yatırmayalım. Bu da var yani. Hakkını da vermek lazım. Yani şimdi 4 milyon TL'de cazibe merkezi kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından özel idarenin hesabına aktarıldı ve o parayla şu anda o doğalgaz altyapı ihalesi yapıldı. Şu an borular döşenmekte. Yani bu yıl sonu içerisinde de Allah izin verirse doğalgaza o sırada kavuşacak. Yani bunları da söylemek lazım. Tabii. Evet. Aslında ben daha fazla sorularım var ÖSB ile ilgili. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim. Çünkü ÖSB ile ilgili son dönemlerde gündeme gelen işte ek ÖSB arsalarının birileri tarafından peşkeş edildiğini, hatta mevcut şu andaki bazı yönetimdeki kişilerin, idarecilerin, oradaki yatırımcıların hani küçük olsun benim olsun ilkesiyle yeni yatırımcılara yeni istihdam sağlayabilecek bölgeye ekonomik getirecek iş dünyasına kapıları kapatan bir atmosfer olduğu yönünde iddialar var. Onları da reklamlardan sonra ifade ederiz. Tabii ki Sayın Sayar'a da, Sayın Ebedinoğlu'na da özellikle kendi alanlarında ve bundan sonra neler yapılması gerektiği noktasında bazı sorularım olacak. Onları reklamlardan sonra sizlere aktaracağım. Evet sevgili izleyiciler, Büyük Tumurla Gündem kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam edecek. Aklıma geldi. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Büyük Tumurla Gündem tekrar karşınızdayız. Evet, sözü Sayın Özkınış'tan almıştık.
özellikle organize sanayi bölgesinde evet bazı sıkıntılar var. İş dünyası oradaki yatırımcı müteşebbis kendi alanında yeterli bir faaliyet içerisinde mi değil mi diye bir sorumuz vardı. Oradan devam edelim. Peki şimdi mevcut olan yatırımcılarımız var orada. Siz de yatırımcısınız. Hep şu tartışılır ki zaman zaman ben de gündeme getiriyorum. Ezber bir yatırım anlayışı var. Bu ciddi manada Diyarbakır'da da o dediğimiz sanayinin gelişmesini bir ölçüde engelliyor yatırımcılarımız. Yani bölgeyle ilgili herhangi bir Ar-Ge çalışmasında bulunmuyor. İşte ben bu alanda yatırım yaparsam kazancım olabilir veya işte bölgedeki ihtiyaç duyulan sektör bu alandır diye bir hesap etmeden komşusu, tanıdığı, eşi, dostu, şehir içerisinde bir şey varsa o da onun gibi ezber gidip benzer yatırıma dönüşüyor. Bu da ciddi manada bir kayıp yaratıyor. Yani hem ekonomik alanda hem de bölgenin gelişmesi alanında. Tabii. Sizde de yatırımlar bakıyorsunuz ki doğru. Aynı o noktada. Doğru, tabii ki dediğiniz doğru. Buna örnek birkaç tane verebiliriz. 1990'lı yıllarda 3 tane çeşit fabrikası Diyarbakır'da başlandı ve işletmeye alındı. Şu an 60 tane. Şimdi birbirine bakıldı. O mesleği olmayan de o mesleğe girdi. Ve tabii ki bu işi de başaramayınca tek tek kapanıyor. Ve her yıl bir tanesi işi kırılıyor. Birbirinin işini kırmaktan başka öteye gitmiyor. Çırçır yapacağına iplik yapsa, iplik yanında dokuma yapsa, boya yapsa, apre yapsa, penne yapsa daha tabii ki birbirini destekleyici, entegre tesis olmuş olur, daha verimli olur. Aynı şekilde mermer sektöründe öyle. Birbirine bakma, bizim bölgede maalesef Diyarbakır'da böyle bir şey var. Ar-Ge çalışması yapmadan balaklama, atlama tabiri caizse un fabrikaları. Türkiye'de un kapasitesi %60 fazlayken halen de un fabrikaları kuruluyor. Yarın Irak kapısı kapanırsa çoğu kapanacak. Yani dediğiniz çok doğru. Ar-Ge çalışması yapmadan, yeni sektörlerin araştırması yapmadan birbirine bakarak giriliyor. Ben sanayicilerimizin çok da daha doğrusu organize sanayi, ek organize sanayi bölgesine alakalı bir önemli bir şey bahsetmek istiyorum. Çünkü sanayicilerimizin tamamını ilgilendiren ve bölgeyi daha doğrusu ilgilendiren bir konu var. Sanırım bu benim ifade etmek istediğim ve sürekli gündeme getirdim. Bir 15 gün önce gündeme evet. Getirmiştim, yazmıştım. İşgal var orada, yeni ek O var. Onunla evet. Tabii bir ek kanunla alakalı bir şey var. 4562 sayılı OSEBE kanununun geçici 9. maddesi Nisan 2013 yılında bu süresi doldu. Bu bedelsiz arsa tahsisi idi. Şimdi maalesef şu anda arsa tahsisi biz yatırımcılara yani yönetim kurulu yatırımcılara arsa tahsisi yaparken yaptığı zaman bu bedelsiz arsa tahsisi yapamıyor. Evet. Yani bu da Bakanlar Kurulu kararının uzatma Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde. Yazı da Bakanlar Kurulu'nda şu an daha çıkmadı. Buradan bir çağrı da yapmak istiyoruz. Bakanlarımız, hükümetimizden istirhamımız bir an önce şu an sanayiciler, bu sadece Diyarbakır tek ilgileniyor. 1500 doların altında gelir seviyesi 1500 dolar altında olan bütün illeri kapsıyor. Bu teşvik, bu madde hepsini kapsıyor. Herkesin sorunu bu bölgenin 6. bölgedeki tamamının sorunudur bu 6. bölgedeki. Ve herkes de bu kanun çıkmasını bekliyor. Şu anda arsa tahsisini de yapamıyoruz. Çünkü bedelsiz yapamıyoruz. Yani yönetim kurulu bedelsiz yapamıyor. Peki. Şu anda mesela İstanbul'dan çok büyük bir tekstil firması var. 120 dönümlük arsa, 120 dönüm arsa talebinde bulunmuş ve kendilerine sözlü olarak verilmiş ama yazılı olarak veremiyor ve yatırım tutarı da 50 milyon avro. Örneğin. Şimdi biz yatırımcı gelmiyoruz, işte eksik geliyor, tamam yeterli gelmiyor. Yatırımcı geliyor Diyarbakır'a. Şu an Maraş'tan bir firmamız var.
Diyarbakır tekstil fabrikası yapıyor. 45 dönüm üzerinde 60 milyon TL toplam yatırım tutarı 100 milyon TL. Sanırım bir telefonumuzu alalım. Özlüyorum. Alo. Alo. Sayın Ebubekir Bey. Evet. Saygılar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Programımızı izliyorsunuz inşallah. O vallahi izlemiyorum, şehir dışındayım. Evet. Peki, biz çözüm sürecini, yani Diyarbakır'ın ekonomideki söz sahibi olan STK'ları ve kuruluşları almıştık programımıza. Şu anda onları tartışıyorduk. Siz de yeni göreve geldiniz. Ticaret borsası özellikle çözüm sürecinde genellikle yaygın olarak da çiftçiye yönelik bir yaptırımımız var. Siz çözüm sürecinden ne bekliyorsunuz? Özellikle de zaman zaman da gündeme getirdiğimiz Diyarbakır'ın da organize hayvancılık bölgesinde son durum nedir? Çünkü orayla ilgili ciddi manada spekülasyonlar vardı, tartışmalar vardı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Tekrar iyi akşamlar diliyorum Aziz Bey'e, Ahmet Bey'e, Ali Can Bey'e iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çözüm süreci ile ilgili çözüm süreci tek başına çizilecek bir iş değil. Herkese görev düşüyor. Herkes kendine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Bu aslında Güneydoğu'nun da işi değil, sorunu değil. Türkiye'nin sorunudur. Batı'daki insanlar da bu çözüm sürecine herkes yardımcı olması lazım. Hayvan organize sanayi ile ilgili şu anda yatırım yapanların dışında bütün tahsisleri iptal etti zaten. Evet. Et iptal oldu. Et balık kurumu ile ilgili bir çalışmamız var. Et balık kurumunun et kombinesini hayvan organize sanayiye taşıyacağız. Allah izin verirse o taşıyacağız oraya. Orada büyük bir peki, yatırım olacak. Peki Sayın Başkanım, dediniz ki iptal edilen sayı oranı belli mi? 29 tane şu anda yapılan yapımız var. Ahır yapılmış 29 tane. Evet. 26 tanesi bitmiş. 3 tanesi de proje aşamasındadır. Onun dışında kalan 174 tane de iptal edildi tahsilde. Evet. Peki ÖHB'de yatırım yapmak isteyen yani hayvancılık alanında, süt alanında yatırım yapmak isteyenler için fırsatlar doğdu diyebiliyor musunuz? Tabii fırsat doğdu diyebiliriz. Şu şekilde, şimdi tahsil bittikten sonra biz gazetelere ilan vereceğiz. Bu şekilde yatırım yapan arkadaşlarımız varsa müracaat edecekler. Biz bu işi gerçek yatırım yapan şahıslara tahsil edeceğiz. Evet, ekleyeceğiniz bir şey yoksa size iyi akşamlar diyorum çünkü şu anda sanırım il dışındasınız. Organize sanayi ile ilgili, organize aslında bizim en büyük sorunumuz, Diyarbakır'ın sorunu. Evet. Sorunumuz organize sanayi ile ilgili. Şimdi 200'dür getirmiş zaten bu bedava tahsitle ilgili bir sorun var. Onu evet. Da Bakanlar Kurulu'nda benim tahminime göre çıktı. Bu yasa gerçekleşecek, ben öyle tahmin ediyorum. Aldığım duyumlara göre. Ama bu 1200 dilim de yetmiyor. Yani bu 1200 dilim ihalesi, altyapı ihalesi yapıldıktan sonra aslında bunun 3 katını açıp daha sonraki sanayicilere yer açmamız lazım. Eğer dışarıdaki sanayiciyi getirmezse, lokomotif görevini yapan arkadaşlarımızı getirmezse dışarıda, Diyarbakır'daki yatırımcılara bakarak da daha aktif bir yatırım yapmaları şansını yakalarız. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum Sayın Bal, programımıza katıldınız. Özellikle, ben de teşekkür ediyorum Ömer Bey, bu imkanı Diyarbakır organize sanayi ile ilgili bu işi gündeme getirdiğiniz için size ve Uzay TV'ye herkese teşekkür ediyorum. Bu gündemde olsun. İnşallah bu olay daha çabuk çözülür. Diyarbakır'daki gelen yatırımcılar daha büyük yatırım yaparlar. Şu anda zaten 2 tane firmamız dışarıdan gelmiş, yatırım yapmış. Birisi 100 milyon TL civarında, Maraş'ta bir firmamız gelmiş. Bir de Boydak ailesinden mobilya sektörüyle ilgili bir yatırım olmuş. Bu sayılar çoğaldıkça da Diyarbakır'daki
yatırımcı da bunlara bakarak bir yere varmak istiyor. Yani biz basit yatırımlardan kurtulmuş oluruz. Bu konuda daha aktif hale, organize sanayinin daha aktif hale gelmesi lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bak. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Balı dinlediniz. Sayın Özkunuç. Yani tabii ki organize sanayi bölgesinden biraz önce de bahsettiğim gibi iki firmadan ben de bahsetmiştim. Tabii organize sanayi bölgesine ek arada başkan şey yaptı, diri sürüştü. 1890 dönüm şu an yeni EKOSB'nin şey bu tapusu da alındı. Şu an onun harita çalışması, plan çalışması başlatıldı. Bu yıl içerisinde de Allah kısmet ederse altyapı ihalesine de geçilecek. Peki şimdi, burada ben Sayın Sayar'a söz vermek istiyorum. Çünkü Sayın Sayar'ın geçen hafta ki sanırım bir önceki hafta pardon bir toplantınız oldu. Eylül toplantısı. Genellikle de şey yatırdınız. ÖSEB'i masaya yatırmıştınız. Orada da biz de köşemize de yazdık. Çok farklı iddialar gündeme geldi. Özellikle ek ÖSEB alanıyla ilgili arsaların tabiri caizse tırnak içerisinde ifade edersek peşkeş çekildi noktasında ve tabii mevcut bir de yatırımcılar olarak gerçi o soru, böyle bir soru da var Sayın Özbulunca. Bazı yatırımcılar da gerçek o dediğimiz vasfına uygun üretim yapan bir sanayi sektörüne faaliyet göstermediğini, bazı alanlarını da farklı şekilde depo olarak kullandığını, bazı firmalara kiraladığı yönünde iddialar var. Bunları da siz yine o toplantıda gündeme getirmiştiniz. Evet. Şimdi ben birazcık önceki reklam öncesi konuşmalarımızla ilgili bir ek yapmak istiyorum. Şimdi normal koşullarda şu anda biz hani birbirimize benzer işler yapıyoruz. Ya da işte biz çuvaldızı kendimize değil hep karşı tarafa batırmaya çalışıyoruz şeklinde belki algılandı. Normal koşullarda geri kalmış bir bölgenin hem Ar-Ge çalışması geride kalır, hem kalifiye personel konusu geride kalır, hem teknolojisi geride kalır. Dolayısıyla altyapı olarak teşvik paketlerine hazırlıklı olmaz. Yani bu tip bölgelerin dünyada da öyledir. Yani mesela dünyada işte savaştan yeni çıkmış ya da işte borç batağından yeni çıkmış ülkelerin kalkınmasına baktığımız zaman hep önceliği devlet yapmış. Yani önceliği devlet yapıyor. Sonrasında yoksa buradaki girişimcilerle alakalı bir eksiklikten dolayı değildir bu geri kalmışlık. İnanın fırsatlar, olanaklar sevgili başkan, ve şunu söyleyeyim. Ben siz Diyarbakır'ın işte buradan çıkın Bismillah, buradan çıkın Silvan'a, buradan çıkın Ergani'ye gittiğinizde geçmiş dönemlerde, o hal döneminde diyeyim dahi, o dönemlerde ciddi manada bölgeye teşvikler verildi. Ama dört duvar örüldü, üstüne de saçak atıldı, ondan sonra da paralar başka yerlere gitti. Yani ben anlıyorum bu konuyu, yani. Onu anlıyorum. Mutlaka evet. Eksikliklerimiz vardır, mutlaka bazı noktalarda vurdum duymaz davranmışızdır, ona paralel projeler almışızdır. İşte girişimciler belki farklı niyetlerle oluşturmuş olabilir. Mesela bu Aziz Bey'in dile getirmiş olduğu, mesela şu anda biz bir teşvik paketinden bahsediyoruz. 102 tane teşvik belgesinden bahsediyoruz. Ve teşvik paketinin bir kriteri var. Siz 2013 yılı içerisinde yapacağınız yatırımın inşaatını %10 olarak yaparsanız farklı avantajlardan faydalanıyorsunuz. 2014'ün ocağın birinde siz %10'luk birimi başlatırsanız daha dezavantajlı olanaklara sahip oluyorsunuz. En basit örneği şu anda 12 yıllık organize sanayi bölgesi içerisinde prim desteği var, sigorta prim desteği %10'luk projenin %10'luk inşaat kısmını siz 2014'te yaparsanız otomatikmen 7 yıla düşüyor. Yani 5 yani yıllık bir kayıp var. Bir kaybınız oluyor. Düşünün 50 kişilik bir işçi çalışan bir işletme düşünün trilyonlarca kaybı olur ki yatırımcı şey yapar yani maliyetlerini en minimize noktada hesaplar. Öyle bir kaybı olduğu zaman ne yapar? Burada şimdi 9. madde ile ilgili bir engel var.
102 teşvik belgesinin beklemesinin yegane sebeplerinden biri de biz bu teşvik belgesine hazırlıksız yakalandık ve şu anda yer tahsisi yapamıyoruz. Şu anda ek organize sanayi bölgesiyle ilgili hem alanla ilgili tapusunu aldığımız alanla ilgili hem ciddi sıkıntı var hem 9. maddeyle ilgili bir engel var. Bu 9. maddeyle ilgili bizim Diyarbakır'da iş adamlarımızın, iş kurumlarımızın bir araya geldiği bir iş konseyi var. Biz iş konseyi aracılığıyla 9. maddeyle ilgili Sayın Valimize bir gerekçeli kararla beraber bir dosya sunduk. Kendileri de bunu ilgili bakanlıklara, Kalkınma Bakanı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanlığı'na ilettiler. Çünkü bu bir engeldir şu anda. Siz yatırımcı olarak geliyorsunuz buraya. Bir 9. maddedeki bu uzatma söz konusu olmazsa biz sizden tavsiye edeceğimiz alanın parasını talep edeceğiz. O da toplam alanın altyapısının metrekareye bölüşmesiyle hesaplanıyor. Ki çok astronomik rakamlar çıkar, yatırımcı için hiçbir şekilde de cazip gelmez. Dolayısıyla bu 9. madde gerçekten çok önemlidir. Bunun aşılması gerekiyor. İkinci önemli nokta, Aziz Bey'in dile getirmiş olduğu biz ek OSB'nin tapusunu aldık diye. Evet, tapuyu aldık. Şu anda 1880 dönümlük organize sanayi bölgesine ait tapumuz elimizde ama şu anda organize sanayi bölgesinin dediğim gibi 1886 dönümlük tapusu bizde fakat şu anda yine başka bir belge elimde, enteresan bir kronolojisi de var. Kısa da ben isterseniz arz edeyim. Şimdi 2009 yılında organize sanayi bölgesi EİL sınırları içerisinde mevcut şu an EKOSEB dediğimiz alanla ilgili başvuru yapıyor. 3000 için başvuru yapıyor. Sonra ilgili kurumlar bu 3000'in 1000 dönümünün Türk Petrol'ün orada petrol araması yaptığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu 1000 dönümü düştükten sonra 2000 dönümü verebileceklerini söylüyorlar. Karşılıklı yazışmalarla 2010 yılında 2000 dönüm için İl Mera Komisyonu defterdarlık oluruyla valilik buranın tahsisiyle ilgili uygunluk veriyor. 2010 evet. yılında. 2010 yılında 2000 dönümlük alan için. 2010 yılında sonra bu mera alanları kanun gereği herhangi bir işte OSB'ye devredildiği zaman 20 yıllık ot bedeli alınması gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ilgili kurumlarla bu ot bedeliyle ilgili pazarlık yazışmaları yapılırken 2011 yılında 2000 dönümü tahsis edilmiş, tahsisi uygun görülmüş yazışmaların yapılmış olduğu alanla ilgili bir Diyarbakır'daki bir firmaya 1000 dönümü ruhsat izni veriliyor 1000 dönümünü. MİGEM tarafından. Belgesi de burada. Bu 100 dönümün 1000 dönümü yani 2000'i tahsis edilmiş 2000 dönümün 1000 dönümüne ruhsat izni veriliyor. O 1000 dönümün içerisindeki 100 dönümüne de çalışma izni veriliyor. Dolayısıyla şu anda yani dolayısıyla kısacası mevcut 2000'in 1000 dönümü tek bir firma tarafından işgal edilmiş oluyor. Öyle yani. Şöyle tabii şu anda 1880 dönüm bizimdir dediğimiz arazi aslında 1000 dönümü hadi 100 dönümü çalışma izni alınmış 900 dönümü normalde şu anda firma tarafından kullanılıyor. Tabii bu konuyla ilgili niyetinde biz bir kurum olarak burada ÖSEB yönetimi, Ticaret Sanayi Odası, bu işle ilgilenen oda uyuyor muydu? Yani şöyle, mesela en son dün yine biz yetkililerle görüştük. Nihayetinde bizim Diyarbakırlı hemşerimiz bizim için yatırımcıdır. Biz kendisiyle birkaç sefer görüştük. Biz dedik ki burası tapusu bizde, evraklar bizde. Kendisi de işte kendisine verilen evraklar da kurumlar tarafından verilmiş. Yani hani kendi başına gidip orada 1000 dönümlük ruhsat izni almamış. O da gidip MİGEM'den OSB'ye tahsis edilmiş alanla ilgili MİGEM'den şey almış. 1000 dönüm için ruhsat izni almış. 100 dönüm için de çalışma izni almış. Biz tabii
süreç bir an önce hızlansın, 2013'te bir an önce tahsisleri yapalım diye biz o yüz dönümden vazgeçtik. Dedik ki, Milli Emlak dedi ki o yüz dönüm çalışma iznidir. Onu bizim alanımızın içerisinden çıkarın. Kalan kısmını... Bari 900 dönümü kurtaralım. Tabii 1900 dönümünü alalım. Şimdi 1900 dönümün tapusunu aldık ama 900 dönümün içerisinde bu firmanın şu anda şantiyesi var. Evet. Kendisiyle biz bu konuyu görüştük, yüz yüze görüştük. Dedik ki yani böyle bir durum var. Kendisi de hani benim farklı bir niyetim yok, art niyetim yok. Ben işte ilgili kurumlardan izin alarak buraya girmişim. Hadi biz sizin önünüzü açmaya yönelik ben buraya niyetinde ruhsat parası ödemişim. Buraya bu ekipmanları kurarken ciddi şekilde giderlerim olmuş. Siz de beni mağdur etmeden şey yapalım. Ben gerekirse burayı terk edeyim. Şimdi biz de hani kurum olarak niyetinde bizim kendi özel şirketlerimiz değil. Hani biz bir yerin taşınması için kalkıp işte şey yapalım. Bir kurumla ilgili pazarlık yapalım. Böyle bir yani şeyimiz yok. Şu anda işi biz şeye götürdük. Şu an işi yargıya götürdük. Tamam, Sayın Ebedinoğlu bu konuda ilgili. Evet, şu anda iş yargıda. Yani aslında oranın yargıyla olmaması lazım. Bence biraz da kurumsal ölçekte birbirinizi de sorgulamanız lazım. Eğer tamam Diyarbakır'ımıza bir yatırımcımız evet yeni yatırım alanı yapıyorsa herkesin destek vermesi lazım. Amenna. Ama hay derler ya destek olurken de yüzlerce de yatırımcıya onlarca da yatırımcıya köstek olmak da olmaz yani. Eğer dediğiniz gibi yüz dönüm üzerinde bir işlem yapıyor, şantiye alanı yaratıyor ama bin dönümü kullandığınız zaman peki bugün 102 tane, 112 tane şeyden bahsediyor. Teşvik belgesi almış yatırımcıdan bahsediyor. Bir yanda ÖSEB'e müracaat edip ben yatırım yapacağım diyen 60'a 70'e yakın yatırımcı var. Şimdi ona ne vereceksiniz? Arsa mı vereceksiniz? Bekle hadi. Evet. Siz de bu konuda müzdaripsiniz. Yani yeni teşvik yasasıyla aslında bir çerçeve ortaya çıktı. Hem Sayın Başkanların anlattığı hem yeni teşvik yasasının ilan edildiği gününden bugüne kadar İlimizdeki hem süreç, hem altyapı çalışmaları, hem organize sanayi bölgesindeki sorunlar, sıkıntılar tartışılıyor, dile getiriliyor. Yani biz bu noktada haklıyız diyoruz ve süreç de bizi haklı gösteriyoruz. Neden haklıyız? Biz diyoruz ki yıllardır bu teşvik yasaları çıktığı zaman siz dışarıdan gerek çatışmalı ortamdan dolayı, gerekse bu yeni şehrin ve bölgenin altyapısının bu işlere, büyük yatırımlara hazır olmamasından dolayı. Yani bu altyapı sorunu ve altyapının hazırlanması sadece organize sanayi bölgesinin altyapısından bahsetmiyorum. Yani ulaşımdan bahsediyorum. Uluslararası bir havalimanından bahsediyorum. Hızlı bir trenden bahsediyorum. Limana ulaşmadan bahsediyorum. Yani bunların tamamı hazır değilken bizim kalkıp büyük yatırımcıların Diyarbakır'a veya bölgeye getirip bu teşviklerle yatırım yapmasını beklemez biraz hayalcilik olur. Neden hayalcilik olur? Bütün şu anda istihdam sayısını topluyoruz 4000 kişi. Bir İzmit bölgesindeki bir fabrikanın çalışanıdır. Onun için bizim bölgemizde sanayi var demek bile dediğim zaman düşünmemiz lazım. Onun için biz yetkililere bunu ifade ettik. Raporlarımızla, çalışmalarımızla ilgili bakanlarımız dedi ki siz küçükten başlayın. Bölgedeki küçüğü güçlendirin. Bölgedeki küçüğü teşvik yasası çıkartıyorsunuz. O sebe alanındaki yatırımlara %12 yıllık bir süre tanıyorsunuz. O sebenin dışında olduğu zaman 10 yıl diyorsunuz. Küçük sanayi siteleri toplu bir yerde organize sanayi bölgesi gibi hizmet veren bir alan. Hatta bir çırçırda Aziz Bey kaç kişi çalışır? 4000 kişiden bahsediyor. Bir çırçırdan yani. Çırçır fabrikasında 60-70 kişi. Sadece küçük sanayi sitesinde bir mobilya imalatında şu anda 55 kişi benim esnafım sigortalı işçi çalıştırmaktadır. Evet. Ve buna benzer şu anda birçok meslek sitesi kuruluyor. Örneğin biz devletin altyapı desteğinden bahsettik. Şu anda aslında ciddi bir sorun var hepimizin karşısında, Diyarbakır karşısında. Bu arsaların bedelli tahsisi gerçekten. Ebu Bekir Bey değindi, sizler değindiniz. Eğer bu arsalar bedelli olarak verilmek istenirse, biz şu anda yaptığımız sanayi altyapısının altyapı fiyatlarını değerlendiriyorum. Dönüm başına 35 milyon ile 40 milyon arasında bir bedelle satmak zorunda. Evet. Şimdi o sebede eğer ben bir yatırımcı olarak gidip 50 dönümlük bir alan alırsam, nereden bakarsınız 2 milyon TL mal olacak. Ama o sebenin dışında o alanda siz 10 bin TL arsa bulup altyapısını kendi imkanlarınızla yaparsanız 20 milyona mal edersiniz. Şimdi durum bu kadar vahimken
Yani böyle bir teşvik yasası çıkartmış bir hükümet nasıl olur da Nisan ayında böyle bedeli arsayla yatırımcıya arsa satmaya çalışacak? Bu yani organize hayvancılık bölgesi için de aynı şey geçerli şu anda. O zaman sizin o bölgede... Tabii yani tabii aynı sorun orası için de geçerli. Şimdi bu tamamen bütün o sürelerle ilgili. Onun için biz diyoruz ki aslında biraz da ben biraz da kendi işletmecilerimize, kendi yatırımcılarımıza da kendilerini bir toparlayıp bir ara gelmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz şu anda küçük sanayi sitelerinden bahsettim. Üçüncü sanayi sitemizin inşaatı, yapımı 17 yıl sürdü. Neden 17 yıl sürdü? Sanayi Bakanlığı destekli olduğu için. Sanayi Bakanlığı'ndan kredi aldığımız için. Oysa öte yandan metalciler sitemiz 3 yıl önce başladı. Hiçbir krediye başvurmadı esnafımız. Kendi bütçeleriyle şu anda %90'ını bitirdiler. 2014'ün 6. ayında faaliyete geçecekler. Keresteciler hakeza, gıdacılar hakeza, ayakkabıcılar hakeza. Şu anda çalışması devamlı bütün siteler hakeza. Biraz da bir araya gelmemiz lazım diyoruz. En büyük sıkıntı yani biz kolektif bir yapı içerisine girmiyoruz. Sürekli devlet mekanizmalarından, devletten, kurumlardan, siyasal iktidardan talep hep ede böyle bir ya devlet baba bize versin de biz yapalım veya yiyelim hesabıyla. Yani biz balığı tutmasını öğrenmemişiz. Sürekli bize balık yedirmişler. Sayın Özkırış, size de bir soru diğer. Yani organize sanayi bölgesindeki yatırımcılar şunu ifade edebilir misiniz? Yani siz oradaki yatırımcılarla da aynı kuruluşun içerisinde sivil bir yapı içerisinde hareket ediyorsunuz. Yatırımcılarımız, oradaki yatırımcılarımız yatırım alanında istenilen performanslarla mesela diyelim ki siz yatırım alanında yüzde kaç oranda bir üretim yapıyorsunuz? Şu anda ne yapıyorsunuz? Mesela evet. Bana gelen sorulardan biri Başkan Bey kendi depolarını niye kiraya veriyor? Böyle bir şey var mı? Şimdi ben ona gelmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Organize sanayi bölgesinde biz bütün yönetimler, biz sivil toplum örgütüyüz. DOSİAD, Diyarbakır Organize Sanayi İş Adaları Derneği, organize sanayideki yatırımcılardan oluşan bir sivil toplum örgütüdür. Yönetim, şu anki yönetim ise tabii ki özel idare, ticaret sanayi odası ve sanayicilerden oluşan bir yönetim kuruludur. Özel idareyi temsil eden Sayın Vali Bey, ticaret sanayi odasını temsil eden bir kendi içinde ticaret sanayi odası bir arkadaşı göndermiş ve sanayicilerden oluşan toplam 5 kişilik yönetim kurulu var. Tabii yönetim kurulunun tamamında bütün sıkıntılar, problemler geçmiş dönemde de ve bu dönemde olanları biz sivil toplum örgütü dosyat olarak biz ikazda hem yazılı hem sözlü ikazlarda bulunuyoruz. Arsaların dağıtımından tutun da altyapısına kadar, üst yapısına kadar şu anki başkanın bahsettiği ek OSEB'le alakalı bütün çalışmalarda dosyat aktif bir şekilde sanayicinin haklarını korumak için elinden geleni yapıyor. Yaptı ve yapıyor. Halen de bu çalışma içerisindeyiz. Tabii ki sanayiciler bütün oradaki sanayicilerimiz emeğini, bütün birikimini, yoğunu oraya gömmüş. Daha kaliteli hizmet bekliyor tabii ki. Yönetimden daha kaliteli hizmet bekliyor. Altyapı sorunun bitmiş olmasını bekliyor. Yolların bitirilmiş olması gerekiyor. Bütün hizmetleri en iyi şekilde bekliyor. Yönetim kurulu önceki Vali Bey'in sorunuza geleyim. Önceki Vali Bey'imizin döneminde, Mustafa Sağlam döneminde bir karar aldı. Yönetim Mustafa kurulu. Toprak efendim. Pardon, Mustafa Toprak döneminde yönetim kurulu bir karar aldı. Dedi ki organize sanayi bölgesinde 11 tane çırçır fabrikası var. Çırçır fabrikalarına zaten kota konulmuş. Daha tahsis yapılmıyor. Yeni yatırımlar için tahsis yapılmıyor. Çırçır fabrikaları da 3 ay işletme yapıyorlar. 3 ay sonra da kapanıyor. 9 ay boş, 3 ay çalışan bir işletme. Ve kirliliği en yüksek olan işletmelerdir. Çevre kirliliği. Çırçır fabrikasından herhangi çırçır fabrikaları kapatıp veya devrederse veya herhangi bir sektöre yani depo dahil olmak üzere eğer bir şeye geçerse biz buna izin veririz. Çırçır fabrikalarının sayısının düşürülmesi, çevre kirliliğinin düşmesi için. Çünkü çevre il müdürlüğü defalarca o sebep müdürlüğüne ceza yazdı. Evet. Çevre kirliliğinden dolayı. Bundan dolayıdır ki organize sanayi bölgesinde benim tek değil birkaç
Evet, benim de var. Birkaç arkadaşımın da, birkaç sanayicinin de bu şekilde şeyleri var. Bugün de çeşir fabrikası bir işletmeci derse ki ben çeşir faaliyette işletmecini bırakıyorum, depoya dönüştüm, lojistik deposu yapıyorum, yönetim kurulu ona karar verir. Peki, ona da onay verir. Peki bu yasal mı? Yani karar veriyorsa peki ama Öseveren ana kimliğinde şu vardır. Yani şunu da söyleyeyim. İstihdam vardır. İstihdam ve üretim merkezi. Yani şimdi bir gelen soru onu ifade ediyor. Diyarbakır'da bir marketler zinciri diyeyim. Burada depo olarak Ömer eğer Bey, organize sanayi bölgesindeki benim yatırımcımın fabrika diye gösterip sonra da bunu depo olarak kiralatıyorsa burada Ömer Bey, yani ben bunu kendi ayağımıza keser vuruyor. Bunu izah edeyim. Evet. Şimdi daha önceki yönetim kurulunda bir firmaya, bir lojistik deposuna, firmasına benden önce iki yıl öncesinde bir lojistik deposuna çırçır fabrikası değil, sıfırdan ve organize sanayi bölgesinin aynı zamanda sosyal donatı alanını tahsis edilmiş olmasına rağmen. Peki buna tavır koymuyor musunuz? Niye? Nasıl koymuyoruz? Sosyal donatı alanı bu doğru değil. Sosyal donatı alanını çevirip siz onu depoya ve yatırıma verirseniz bu doğru değil. Bu kanunen de doğru değil. Ama organize sanayi bölgesinde şu anda aynı örnekler Urfa OSB'sinde var. Aynı kurumların Urfa OSB'sinde var. Antep OSB'sinde var. Yani şimdi bunun kanunen herhangi bir engel, bir sorunu yok. Aynı şekilde çırçır fabrikası Ömer Bey şunu söyleyeyim. Ben geleceğim ama bitireyim ama organize sanayi bölgesinde çırçır fabrikası 3 ay çalışıp 50-60 kişi ayda çalıştırıp 3 ay sonra kapatması mı iyi midir İslam açısından, yoksa sene 12 ay çalışıp lojistik deposu olsa dahi 100 kişi her ay çalışır mı? Peki buyur. Şunu söyleyeyim. Bak ne güzel. İslam amaçlı bir şey İslam'dır yani. Güzel bir şey söylediniz. Peki çırçır fabrikası belli bir yapı içerisinde işleyen bir kuruluş. Peki bunun yan entegresi yok mu yani? Var, bunu yapması var. Gerekirken, kendini geliştirmesi gerekirken, evet 3 ay çalışayım, pamuk ayıplamasını yapayım, ondan sonra da yatayım. Yani bu da aynı zamanda yani, başkanım da bir şeyler söylemek istiyor. Ben şunu söyleyeyim, grubum adına şunu da söyleyeyim. Şu anda organize sanayi yönetim kurulunda dilekçemiz mevcut. 25 milyon euro yatırım tekstil fabrikası, iplik fabrikası kurmak için dilekçemiz, başvurumuz da içeride. Başkan bu, o zaman bu siz mevcut bu depo olarak kullandığınız yerleri entegre olarak yatırım alanına çevirin, daha iyi olur. Tabii. Evet. Yani şu an ekosebeyi yapamıyoruz ki. Çünkü tapu elimizde işgalci var ve tahsisler yapılamıyor. Şuna da değinmek istiyorum, özür dilerim. Çünkü bu konunun ta geçmişini çok iyi bilen biri olarak da söyleyeyim. 2000 başkan anlattı. Bu arkadaşımız yani gerçekten hadi iyi niyetli, kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. İyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu yeri alırken organize sanayi bölgesi, ticaret sanayi odası ve özel idare ot bedelini ödenmiş olmasına rağmen rezerv alanı olarak tahsis edilmesine rağmen bir yıl sonrası MERA komisyonu toplanıyor, bu vatandaş için toplanıyor ve ilgili kurumlar 5-6 tane kurumun o komisyonda komisyonun kararıyla orada sanayi il müdürümüz önceki Lütfü Bey buna şerh koyuyor. Muhalefet şerhi koyuyor. Diyor ki burası organize sanayi bölgesi rezerv alanıdır. Burasını veremezsiniz diyor. Ve olumlu görüş vermemesine rağmen burası bu vatandaşa veriliyor. O zaman yani bunu açık ifade edin. Tamam, bir iş dünyası sizde entegre olan, yani bana sorarsanız bu işte tamamen bir peşkeş ve ben bizim gazetemizde de yarın bir haber var. Ciddi manada bu Ösebe'nin bitişiğinde Taban köyü var. Ayşe evet, köyler evet. Arasında.
Bugün orada ciddi manada bir aydan beridir bir mera alanına girilmiş bir inşaat taşı yapıyor. Haber kanalında gördüm bunu. Peki hiçbir ruhsat yok, hiçbir köylüden köylünün hayvanını otlatabilecek kullanım alanı yok. Dar bir bölgede tutuyorsun, biri geliyor makinelerden geliyor. Yani burada otokontrol devlet... nerede devlet? Başta bir şey söylemiştim. Ek OSB'de şu an yani ek 1800 dönümlük yerde, 2000 dönümlük yerde İstanbul'dan bir firmamız iplik fabrikası ve entegre tekstil fabrikası kurmak için 120 dönüm arsa talebinde bulunmuş ve 50 milyon euro yatırım yapacak, 1000'e yakın da insan istihdam edecek ve oranın bu 9. madde, geçici 9. maddeden dolayı resmi ve tapu da o zaman yoktu. Resmi bir sözleşme yani tahsis yapılamadığından dolayı adam da diyor ki bir an önce, firma diyor ki bir an önce ben başlayayım. 2013 yılında başlayıp %10 inşaat gerçekleşmesini yapayım ki ben 2012 yıllık teşvikten faydalanayım. Valla bence ve diyor başkan. Ve adam gidiyor. Biz dedik ki gönüllü olarak sen git kirecini dök. Çalışmaya başla. Çünkü plan, harita planı yapılmıştı. Git başla. Bu vatandaş tarafından, o firma gidiyor, bu vatandaş tarafından engelleniyor. Evet. Yani şuna değinmek istiyorum gerçekten. Evet, yani biraz siz dolusunuz çünkü kendimi sektörel alanınızda. Bu noktada evet, özellikle bir taraftan biz yatırımcıdan bahsediyoruz. Yatırımcının orada yatırım yapmasıyla ilgili sıkıntılardan, sorunlardan bahsederken Aziz Bey ve sizler çok önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten bizim yaramız olan bir nokta. Bir taraftan OSB'deki kapalı alanlar, yüzlerce dönüm kapalı alan eğer zincir marketlere kiraya veriliyorsa bunu bütün Diyarbakır iş camiası, iş dünyası ve oradaki bu işverenlerimizin bir kere çok iyi oturup düşünmeleri lazım. Bu kiraya verdikleri zincir marketlerin bu şehre, bu şehrin sıkıntısını, zorluğunu, ızdırabını, cefasını yıllardır çeken, esnafı bitiren bu zincir marketler bugün eğer iş adamımız tarafından destekleniyorsa ben bir sefer daha yönetmeliklere bakmasınlar, vicdanlarına baksınlar diyorum. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey tartışılamaması lazım. Gerek yerel yönetimlerimiz olsun, gerek OSB'deki bu kapalı alanlarımız olsun, gerek bu zincir marketler iş yeri açtıkları zaman hangi semtte olursa olsun onlara yardım etmek isteyen eden bütün kamu kurum kuruluşlarına sesleniyorum. Yani bu 30 yıllık çatışmada aş iş üreten bu kesimi bitiren bu zincir marketlere destek mi olmanız gerekiyor, köstek mi olmanız gerekiyor? Maalesef destek oluyorsak eğer ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Öyle bir şey biz bir yandan OSB'nin altyapısını, OSB'deki sorunları taşırken öte taraftan istihdam sağlayan kesimi bitiren bir zincir marketlerin desteklendiğini OSB'de burada duymak beni gerçekten rahatsız ediyor. Evet. O noktada affedilir bir şey değil diyor. Kusura bakmayın lütfen. Yani yoğun olarak zaten gelen mesajların da evet biz Diyarbakır'ın sosyoekonomik yapısındaki o ızdırabı biliyoruz. Tartışıyoruz. Zaten gelen sorularda onu ifade ediyor. Ama şimdi istihdamı yaratan iş dünyasındaki ağabeylerimiz dediğimiz işveren eğer kendi alanı içerisinde kendi sorumluluk noktasında yarın tabii ki aynı zamanda da ben şunu ifade edeyim kendisine göre yapması gereken yeni projeler, yeni adımlar da sekteye uğratacak bir düşünce orada görüyorum. Eğer depolarını kira veriyorsa, eğer ki işte 2 aylık veya 3 aylık bir yatırıma gidip de 9 ay yatıyorsa bir tesis, bir mekan, 100 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm çok vahimdir ve üzerinde durulması lazım. Ben diyorum ki Sayın Sayar, siz bu konuda biraz yüklenin çünkü çok sıkıntı yaşanıyor. Biz inanılmaz şekilde şeyler var yani. Mesela ben bugün ifade ettim, geç onu vermedim bu. Taban ve Yaytaş köyündeki o yaşanan olay niye böyle bir rastgele orada iş makinaları geliyor bir şantiye alanı kuruyor. Sizin haberiniz var mı? Sizin okulunda bilginiz var mı? Evet sayın. Bu çırçırla ilgili aslında bu konuyu da biz meclisimizde tartıştık. Evet. Hatta biz şu anda mevcut organize sanayi bölgesini yeni yönetimimizle biz orada şu anda yer alıyoruz.
Geçen ilk yönetim kurulu toplantımızda ek OSB'de yer tahsisleri yapılırken çırçır fabrikalarına, yani böyle mevsimlik çalışacak işletmelere yer tahsisi yapılmasın diye bir karar aldık. Yani bunun tümden bunun önüne geçmek için şu anda ek organize sanayi bölgesinde çırçır üreticileri fabrikalara yer alamaz. Evet. Yer alamaz. Tabii burada gerçekten bu konuya duyarlı olmak gerekiyor. Hani bir önceki yönetim kurulunun almış olduğu kararı tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Bunu tekrardan işte sürekli üretecek, işte lojistik depo olarak kullanılmayacak şekilde tekrardan tahsisleri yapılır mı şeklinde bir çalışma yürütmek gerekiyor. Aslında son dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmalarda bir takım alanları biz boşa çıkardık. Evet. Yani mevzuatlara uyacak şekilde yasal olarak boşa çıkaracağımız 15'e yakın şey oluştu. Parsel oluştu. Yeni organ. Peki ama parseller sanırım benim de zaman zaman yani yazdığım özellikle İzmir Valimiz Sayın Mustafa Toprak'ın döneminde bayağı bunun üzerine gittik yani. Ben kendim köşe ve manşetlerimle haber yaptım. Ciddi manada onun üzerine gidildi. Tabii bu üzerine gidilen de arsaların tahsil yani ele geçirildiği dönemde bugüne kadar herhangi bir yatırım yapılmayışı, çivi çakılmayışında. Ama benim burada üzerinde özellikle durmak istediğim nokta mevcut çalışma üretim kapasitesi %20'lerde olan, %10'larda olan yatırımların cının daha doğrusu biraz silkelenmesi lazım, sorgulanması lazım. Çünkü eğer %10 oranında bir üretim yapan bir firma ÖSEB'de 100 dönüm, 150 dönüm veya 40 dönüm, 50 dönüm işgal ediyorsa bu asıl yatırımcıyı, asıl bölgeye işte bu imkanlardan faydalanmak için gelmek isteyen müteşebbisi de engelliyor anlamına geliyor. Yani bunda üzerinde durmak lazım. Gerçi uzun uzadıya bir yazı geldi bana, mektup daha doğrusu Diyarbakır'ın bir ölçüde de ben okudum siz ifade ederken. Ciddi manada hani derler, tahlil ve tespit cuk diye yerine oturuyor. Diyarbakır'daki diyor bazı iş çevreleri sütten çıkmış ak kaşık gibi kendilerini gösteriyorlarsa da fakat hiç de öyle değillerdir. Zira görünen odur ki organize sanayi bölgesinde elle tutulur, gözle görülür Diyarbakır'a yönelik patentli diyor. Biz mesela bunun üzerine hep tartışırız. Diyarbakır, patent, yani Diyarbakır'ın markasını öne çıkarabilecek bir yatırımın olmayışı bir vurgusu var. Ki niye yok? Mesela diyelim ki işte Diyarbakır'ın atıyorum mermerinde Diyarbakır mermeri diyebilsin veya işte tekstil alanında tatlısı gibi, evet teşekkür ediyorum. bahsedilebilinsin ama o yok. Yani güzel bir saptama başlık altında. Siz dediniz ya mermercilik sektörel bazda, o da bizim eski çırçır fabrikaları gibi çoğalmaya başladı. Herkes birbirine onunla ilgili ciddi bir iddia ediyorum. Çünkü bu konuda bize de geliyor. Mermer olayında diyor kaliteli bir mermer çıkarılmıyor diyor. Dışarıya ihraç olarak gösteriliyorsa da diyor bu da sadece devletten vergi iadesi ve teşvik almak için göstermek olarak yapıldığı söyleniyor. Var mı böyle bir şey, gelişiyor mu sizde? Vallahi mermer sektörü tamamen ihracat yapıyor. Ama evet, böyle bir şey yapıp yapmadığından bilmiyorum yani. Peki pamuk ve tekstil alanında ise diyor artık hap pamuk üretmekten diyor yoruldu. Doğru. Doğru. Bu alanda da yani tespit ciddi doğru manada eskisi gibi bölgemizde pamuk üretimi, pamuk tarlaları görünmüyor. Yani, doğru. Değil mi? Doğru. Yani doğru. Oran o yönde. İşin içinde bazı diyor çırçı fabrikanın pamuk üretenlere gereken hak edilen fiyatı vermemektedir. Bununla beraber çok büyük kesintiler yapılmaktadır. Aslında bu da o çukur birliğin zaman içerisinde bölgeye farklı bir yönetimsel bakışından kaynaklı. Değil mi sen? Yani bilmiyorum. Ben bu işi pek fazla derinlemesine irdelemiştim. Pamukla ilgili şu an Türkiye'de üretilen pamuk Türkiye'deki pazar ihtiyacını karşılamıyor. Evet. Yani... Ama bu da neden kaynaklandı vatandaş? Yani şimdi diyelim ki Diyarbakır bölgesinde çıktığımızda Bismillah'ın
en ucra köşesine, buradan da Çınar en ucra köşesine gittiğimizde ciddi manada bir pamuk ekimi vardı ama şimdi yok yani. Bu konuyla alakalı ben biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü mesleğim de çırçır ve pamuk olduğu için. Şimdi tabii ki Türkiye'nin en kaliteli lif uzunluğu ve mukavemeti yüksek ve mikroneri ince olan pamuk Mısır. Dünyada Mısır pamuk, Giza pamuğundan sonra Diyarbakır'da yetişiyor. Bu da Dicle Nehri kıyısında. Şimdi tabii dediğiniz doğru, geçmişte Diyarbakır pamuk ektiği zaman çiftçi pamuğun karşılığını alabiliyordu. Maalesef bu son zamanlarda ülkenin pamuk politikası doğru olmadığı için ve politikası olmadığı için bununla ilgili biz tamamen dışarıya bağlıyız. Amerikan New York borsasına bağlıyız. Ve küresel pamuk piyasasında maalesef çakantılar olduğundan dolayı Diyarbakır ve Türkiye'deki pamuk çiftçileri ekim alanına bundan etkileniyor. Devam ediyorum. Rekor payı da söyleyeyim ben size. Türkiye'de toplam 800 bin ton balya üretimi var. Tüketim 1 milyon 400 bin ton balyadır. Yani biz 600 bin ton balya ithal ediyoruz. Evet. Ama peki bunun girdisi Diyarbakır'a kazanımı? Diyarbakır'a yok. Türkiye'ye zararı var. İşte. Cari açığı da bu. Burada yani kesinti olmasın diye de devam edeyim. Çünkü çok hani gelen soruların da atılan Twitter'ların da bir ölçüde örtüşür. Başlıklar altında bir ifadeler sıralanıyor. Sayın Başkanlar diyor sürecin bitmesine bağlamak istiyorlarsa da bir siyasal partinin dilinde konuşuyorlar. Komşumuz diyor mesela Mardin. Eğer terör varsa onlar için de vardı. Bugün Mardin sanayi alanda da ciddi manada ikinci bölge yöneldi. Turizm alanına bakıyorsunuz ciddi manada. İnanç turizmi baktığınızda ciddi manada. Doğa turizmi inanılmaz derecede. Ve ciddi manada da yatırımlar yapılmaya başlandı. Ama bizde halen değil mi? Şehrin girişi bile dahi hani Diyarbakır'ın o adına yakışır bir atmosfer içerisinde değil yani. Devam edelim şimdi. Varsa da yine aynı ilerideki illeri kapsıyor. Gaziantep, evet doğrudur. Başını almış gibi. Peki Diyarbakır Belediyesi nereye gidiyorlar? Yollar berbat. Diyarbakır giriş yollarını belediye yapması gereken karayolları bölge müdürü yapmaktadır. Bundan belirtmenin Mardin'de çok fedakar iş adamları vardır ve dürüst siyasetçileri vardır. Zeynel Abidin Erdem gibi. Peki bizim Diyarbakır'da zenginlerin nerede kendilerini yatırım yapmakta, devletten para koparmaya çalışıyor kendini. Bir de o kadar öz eleştiride bulunmuştuk zaten. Farklı bir şekilde sorgulama var. Sayın Ebedinoğlu, zaman zaman da bu özellikle yeni iş merkezleri açılıyor. Büyük. Sayın Özkırıncı da işte ifade ettiği gibi evet biz mevzuatımız ÖSEB'in mevzuatına göre hareket ederek iş yerlerimizi veya işte kapalı alanlarımızı kira veriyoruz. Diyarbakır'daki esnaflar kendi aralarında birliktelik sağlayıp bu tür kuruluşlara, bu tür işte marketler zincirine rakip olma noktasında bir hani derler ya silkelenme yapmıyorlar mı? Yapmaları gerekmez mi? Şimdi bu denendi. Daha önceki tarihlerde denendi. Ancak bu esnafımızın karşısındaki rakipler, marketler zinciri Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin sermayesine gün veren devasa firmalar. Evet. Bir Korçtan bahsediyoruz, bir Sabancı'dan bahsediyoruz. Bunların ve yeni yeni yaratılan Sabancılar'dan bahsediyoruz, market zincirlerden. İş böyleyken bunlarla esnafın bir araya gelip mücadele etme şansı yok. Ama yasal çerçevede şu anda 3. dönemdir yanılmıyorsam süper ve hiper marketler yasası maalesef mecliste bekletiliyor. Evet. Biz gerek genel merkezimizin aracılığıyla gerekse ilgili bakanlıklarla başbakana kadar ilettiğimiz soruna rağmen bugün Avrupa Birliği standartına gelmemiz gereken süper ve hiper marketler yasası maalesef sermaye lobileri tarafından engellenmekte ve çıkmamaktadır. Ha biz diyoruz ki madem bu Türkiye'nin genel sorunu ancak biz yerelde biz bu süper ve hiper marketlere yani şehir dışına çıkartabiliriz. Kurumlar olarak bir araya gelir. Bunlara işte depolardan bahsediyoruz. Bu konuda üretim yapmamız gereken fabrikalarda bunlara kiraya vermeyebiliriz. Çünkü bunların ilimizdeki ekonomiye artısı değil zararı var. Sıcak parayı
günlük sıcak parayı alıp bu bölgeden götürüyorlar. Peki bu tür firmalar, bu tür markette zinciri bölgemizin de üretilen gıdalarla ilgili bir şeyler var mı? Alışverişi oluyor mu? Yoksa tamamen kendi markaları, kendi alanı içerisinde. Mesela diyelim ki bölgemizi, işte mercimeğimizi, bulgurumuzdur, bilmem peynirimizdir, sütümüzdür. Bunlardan faydalanıyorlar mı? Bunları entegre edip kendi alanında satabiliyorlar mı? Reyonlarda yer veriyorlar mı? İddia ediyorum. Yarın bizi seyreden seyircilerimize gidip baksınlar. %99.9'u dışarıdan gelir. Evet. Çünkü lojistik depoların kiralanmasının amacı bu. Dışarıdan gelen bütün ürünler bölge satışa sunuluyor. Bu süpermarketlerde maalesef ve bu bölgeden yatırım amacıyla, yatırım olarak göründükleri için devlete daha düşük vergiler de ödemektedirler. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde bunların parası yatırım olarak bölgeye geri dönüş yapmadı. Bu bahsetmiş olduğu firmaların bir tanesini, bu büyük holdinglerin bir tanesinin Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da veya herhangi Güneydoğu'nun bir ilinde, Gaziantep hariç veya Maraş hariç bir ilinde yatırımını gösterin, üretimini gösterin. Onun için biz burada aslında bölge olarak duyarlılık göstermek zorundayız. İş adamlarımız olarak sizden destek almamız gerekiyor. Sonuçta biz diyoruz ki bu esnafı bitiren bu zincir marketler sonuçta sadece bir mesleği değil. Evet. Ömer Bey, dikkatinizi bu noktada çekmek istiyorum. 63 tane mesleği bir süper ve hipermarket etkilemektedir. Araba parçasına kadar, içerisinde fırın kurmuş fırınına kadar, tatlısına kadar, sebze reyonuna kadar, et reyonuna kadar, kasaba kadar, evet, her şey bunun içerisinde barındırıp satıyor. Bu noktada da tüketiciyi de anlatıyor. 3-5 kalemde indirim yapıyor, yaptığını iddia ediyor. Oysa siz içeri gittikten sonra bütün temel ihtiyaçlarınızı alıp dışarı çıkıyorsunuz. Evet. O noktada da tabii ki... Tabii iş dünyamız buna ve işte bahsedilen bu aksaklar veya işte bir ölçüde de kent milliyetçiliği veya bölge milliyetçiliği bu derken de sakın farklı bir milliyetçilik yani değil. Ekonomiksel olarak yani kendi markasına destek vermek, kendi esnafına destek vermek, kendi yatırımcısına destek vermek, kendi iş adamına sahip çıkma noktasındaki milliyetçiliği ifade ediyorum. Bunun olması lazım yani. Ben bu noktada bir yanlış algılanmaması için bir örnek vermek istiyorum. Bakın o noktadaki milliyetçilik anlayışı anlamında asla söylemedim. Söylemekte bana yakışmaz yani. Biz yıllar önce halis toprak geldi burada yatırımlar yaptı. Toprak yağ diye bir yağ çıkarttı. Biz ticaret odasıyla birlikte çıktık. Gerçekten burada bir milliyetçilik yaptık. Dedik ki biz burada bir yatırım yapıldığı için ey halkımız, bölge halkı bu ürünleri tüketmeliyiz. Destek çıkmalıyız ki arkası gelsin. Eğer bu burada zincir marketlerin sahipleri bir tane üretimle ilgili bir fabrikası varsa biz burada bu ekranlarda aynı şekilde onlar için de söyleyelim. Evet. Destekleyelim, sorunları oturup birlikte çözelim. Ama hayır, amaç buradaki sıcak parayı alıp batıya götürmektir. Evet, isterseniz burada reklamlardan sonra bir de gelen sorularda en ifade edilen de biz bir dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de Esnaf Sanatkar Odası da Ticaret Borsası'nda yürüttüğü bir marka, şehir markası, kendi markasını üretmesi noktasında bir onunla ilgili bir hasbihal ederim. Ama reklamlardan sonra kısa bir soluk alalım. Evet sevgili izleyiciler, Büyük Tübur'la gündem kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet sevgili izleyiciler, Büyük Tumur'la gündem son tur 3. bölümüyle devam ediyoruz diyoruz. Tabii biraz organize sanayi bölgesinin özellikle oradaki iş dünyamızın biraz da kendileri sorgulaması noktasında üzerinde durduk. Bayağı da tartıştık. Şimdi Sayın Sayar, Diyarbakır ciddi manada kendine marka diyebilecek, kendi markasını ortaya koyabilecek hiçbir alanda üretim yapmıyor veya marka geliştirecek bir çaba içerisinde değiliz. Bu eksikliğimiz neden kaynaklıdır? Yani iş dünyası kendi alanda herkes farklı bir şekilde bir çabasında mıdır? Yoksa biz beceriksiz bir durumda mıyız? Neden bu? Şimdi biraz önce biz
zincir marketlerden bahsettik. Aslında bizim şu anda Diyarbakır ve ilçelerinde yerel zincir marketi olan arkadaşımız aynı zamanda bizim yönetimimizde. Dolayısıyla onun sıkıntılarını, rekabet etme koşullarında ne kadar zorlandığını sürekli haftalık toplantılarda mutlaka dile getirir. Evet. Şimdi normalde bir kentin 1,5 milyon, 1,570,000 nüfusumuz var 2012 yılı verilerine göre. Şu anda toplam organize sanayi bölgesi ki üretimin yapıldığı yerdir. 150'li bir rakamdan bahsediyoruz. Yani toplam Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde sanayi diyebileceğimiz üretici, büyük üretici ancak 150 firmadan bahsediyoruz. Şimdi Diyarbakır yanı başımızda Türkiye'nin mesela 2012 yılının ihracat rakamlarına baktığımız zaman 2012 yılında 1/3 ihracatı yakın ve orta doğuya yapmış Türkiye. Evet. Ve çok ciddi şekilde bu ihracatın içerisinde gıda ürünleri var. Normal koşullarda bizim komşu ülkelerle olan lojistik mesafemiz, kilometre mesafemizle işte bir Antep'in, bir Adana'nın ya da bir İstanbul'un lojistik maliyetleri hem çok daha yüksek hem çok daha uzak olmalarına rağmen genelde üretme evet. noktalarında çok ileride oldukları için işte Diyarbakır'ın yanından ihracatı işte Irak, Kürdistan'la yapıyorlar. Diğer komşu ülkelere yapıyorlar. Şimdi Diyarbakır'ın temel sıkıntısı üretim yapamadığından dolayı kendi ürününü işte marketlerde sergileyemiyor. Biraz önce başkanımızın da dile getirdiği gibi aynı soruyu bizim arkadaşımıza da sorduk. Çarmar'ın sahibi. Dedi ki ya senin ürünlerinin kaçta kaçı Diyarbakır ticaretle Diyarbakır milletçisi istiyor ki Diyarbakır'ın ürünlerini kendi marketinde satsın. Bulamıyorum diyor. İşte bir yağdır diyor. Bir yumurtadır diyor. 3-4 kalemin ötesine geçmiyor. O anlamda bizim bu noktada o marketler içerisinde kendi ürünlerimizi sergileyebilmemiz için bizim mutlaka üretmemiz gerekiyor. Evet. Ve üretirken de aynı zamanda kaliteyi artırmamız gerekiyor. Kaliteyi de beraberinde markalaştırmamız gerekiyor. Mesela şu anda ayın 19'unda Antalya'da bir fuar var. Antalya'daki fuarın şeyidir. Yani hangi ili temsil ediyorsa o ürünü getirin sergileyin diye öyle ona paralel bir fuar. Mesela biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak Diyarbakır'da işte markalaşmış bir peynir firmamızı götürüyoruz oraya. Onun dışında işte yine tatlımızı götürüp sergiliyoruz orada. 4-5 kalem kendi yerel markalarımızı tanıtalım diye şu anda başkanım, bu çok olmasa da mesela evet, fuarı vardı. Paralel olarak Diyarbakır'ın tanıtım günleri vardı Ankara'da. Evet. Ben o tanıtımlara da katıldım, gördüm. Şunu söyleyeyim. Yani yatırımcımız da, iş adamımız da evet. Biraz da diyeyim dönemsel bürokratlarımız da siyasilerimiz de Diyarbakır'ı tanıtma noktasında, Diyarbakır'ın değerlerini öne çıkarabilme noktasında biraz böyle belki farklı üzerinde bir eleştiri getirirler ama pek fazla samimi davranmadıklarını ifade edebilirim. Çünkü eğer Diyarbakır tanıtımı yapılacaksa Ankara'da ben Diyarbakır'ın tüm bileşenlerinin orada bulunmasını isterdim. Ama maalesef öyle bir şekli oldu ki kurumlar gitti, daireler orada boy gösterdi. Emit Fuarı'na gittiğimizde gördüğümüzde Diyarbakır'ın tanıtımıyla ilgili maalesef dar bir alan içerisinde bir kahvaltıyla benim bildiğim Diyarbakır bir kahvaltıyla tanıtılmaz. Diyarbakır'ın karpuzu var, bilmem, pamuğu var, bilmem bir sürü olabilecek değerleri, her şey var. Madenciliği var, bilmem. Yani biraz o yönde sıkıntımız var. Sanırım telefon var değil mi? Alo, Sayın Ebubekir tekrar bağlanmak istiyor. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı. Buyurun Ebubekir Bey.
Teşekkür ederim. Hayrola galiba söhbetimiz içerisinde değinmek istediğiniz konu varmış. Öyle aldım. Pamukla ilgili bir sorun geldi. Evet. Pamukla ilgili bir sorun geldi. Tarım ürünlerine ilgili dünyada 40 senede dolaşan bir üründür. Pamukta fon yoktur dünyada. Evet. Bütün tarım ürünlerinde fon var. Pamukta fon yoktur. Dünyada tek serbest dolaşan bir tarım ürünüdür pamuk. Yani pamukta dünya fiyatını, Türkiye'de fiyatını belirleyemezsin. Dünya belirler. Şimdi bana buradaki soru şudur. Pamuğa gerekli desteğin verilmediğini veya verilen desteğin de direkt ve üreticiye yansımadığı noktasındaydı. Bu nedenle de artık bölgede çiftçi pamukla değil mısıra yöneldiği noktasındaydı. Bir soru bu yöndeydi. Evet. Sonuç itibariyle bir destek veriliyor. Dünyada belirli gelişmiş ülkelerde pamuka bir destek veriliyor. Ama şu anda dünyada en büyük üretici iki tane. Mesela Amerika dünyada en büyük üretici değil. Şu anda dünyada iki tane en büyük üretici var. Birisi Çin, birisi Hindistan. Evet. Onlarda da destek yok pamukta. Ama gelişmiş ülkelerde kendi çiftçisini koruma altına almak için destekliyorlar. Peki. Verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ediyorum. Davranışı organize sarayıyla ilgili bir şey soru soracağım. 1826 dönüm dediler. Yalnız net kalan kullanım alanı 1200 dönümdür. Yani organize sanayi bölgesi için bu rakamı verdiniz değil mi? Evet, evet. Ben de izledim televizyonundan. Evet, o zaman Sayın evet. Ahmet Bey, rakamsal olarak 1800 dönüm değil mi? Kullanım alanı 1200 dönüm ham civarında. 1880'dir, ham alan. Evet. Peki efendim, teşekkür ediyorum Sayın Bal. Ya ben orada gitmek istiyorum. 1200 dönüm et kullanım alanı ve bunu da Ege 50 tane büyük yatırımcıya tahsis etsek 20 tane, 22 tane yatırımcı yapar. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Buyurun efendim. Devam edelim. Siz neydik söz? Yani şeydi, bu yerel markalarla markalar ilgili. Evet. Tabii karpuz dediniz, bakır dediniz. Onları da biz şu anda Antalya Fuarı'nda sergiliyoruz. Yine bunu yaparken sadece Ticaret ve Sanayi Odası olarak gitmiyoruz. Bu işin içerisinde belediye var. Bu işin içerisinde Kalkınma Ajansı var. Bu işin içerisinde borsa var. Yani böyle kentin bileşenlerinin, aktörlerinin içerisinde olduğu bir tanıtım yapıyoruz. Yine bu yerel markalarla ilgili o algıyı oluşturmaya yönelik bizim şu an kendi odamızın bünyesinde oluşturmuş olduğumuz yerel marka komisyonu var. Yani bununla ilgili mesela neler yapabiliriz? Çünkü buradaki tüketici algısı da çok önemli. Evet. Yani siz İşte biz mesela geçen tartıştık, dedik ne yapabiliriz bu tüketici algısını ya da yerel markalardaki alımı nasıl yükseltebiliriz? Mesela arkadaşımızın biri dedi ki ya bir poşet yapalım. Yerli ürün ambalajı olsun. Yerli ürünün ambalajı olsun. Ve görünsün, fark edilsin. Biz biraz tüketici algısıyla alakalı ürün kalitemizi, üretim sayımızı arttırdığımız zaman bir taraftan kalite, bir taraftan üretimle beraber o algı da gelişirse o zaman biz yerel markalar olarak ya da yerel marketlerde veya ulusal marketlerde o zaman çok rahat bir şekilde sadece biz... Asıl ben burada ifade etmek istiyorum, sadece bir gıda sektörü alanında değil, yani bu sanayi alanda olabilir, ne bileyim giyim alanında olabilir, teknoloji alanında olabilir. O yönde söylüyorum. Yani Diyarbakır işte benim markam budur. Şu ad ifade edildiğinde evet bu Diyarbakır'da üretiliyor. Merkezi Diyarbakır diyebilsin diye. Yani anlıyorum. Hani marketler üzerinden evet. Gıda ben Sayın Özkunca'ya sormak istiyorum. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim şu anda kapasitesi ve asıl yani diyelim ki üretilenin pazarlama alanı sizin hedef
nerede, kitleniz, iç piyasada mı ağırlıklı bir mücadeleniz mi var, yoksa Orta Doğu'ya yönelik bir mücadeleniz mi var? Tabii şimdi organize sanayi bölgesinde 150 firmamız faaliyette. Ben bir de birkaç rakam daha vermek istiyorum. 27 yani tablo çok kötü de değil, iyiye doğru gidiyor. 27 tane de ruhsatı alınmış inşaata başlayan firmamız var. Bir de 26 tane de proje aşamasında olan var. 150'nin dışında. Yani 153 tane yeni yatırım geliyor. Yani 53 tane yeni yatırımcı geliyor. Evet. Şimdi mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız üretimlerin %70-80'ını ihracat yapıyorlar. Irak'a. Başta Irak, Ürdün, hatta mermer 50 ülkeye ihracat yapıyorlar. Bizim trafo imalatı yapan çok büyük çaplı ve iyi bir markamız. Mesela marka diyorsak DTS trafo iyi bir markadır yani. Bir sürü ülkeye, 20-30 ülkeye bildiğim kadarıyla ihracat yapıyor. Lila Fix saç boyası üreten bir firmadır. 50 ülkeye ihracat yapıyor. İyi bir marka. Hatta geçen genç yeni bir yatırımcımız bir fabrikayı mesela biraz önce bir şey, organ sanayi bölgesindeki fabrikaların kiralanması işte devredilmesi konusu geçti. Bir yatırımcımız fabrika yapmış, süt ve süt ürünleri fabrikası yatırımını yapmış, sermaye yetersizliğinden dolayı başka bir yatırımcıya devretti. Şimdi o yatırımcı yoğurdun ismi de marka, bir marka kurdu, Masti diye. Şimdi bu buradan eleştiriyor ama eleştiriler o yönde değil. Eleştiriler diyorlar ki yani izleyicilerimizin de bazı yatırımcı müteşebbislerin de ÖSEV'den şu anda sıraya girip yatırım yapmak isteyenler de teşvik için başvuru yapanlar da şunu ifade etmek istiyorlar. Yani Diyarbakır ÖSEV'de ciddi manada arsaların yer işgallerinin vahim bir noktada olduğunu, tabiri caizse peşkeş alanın içerisinde olduğunu, bunun ciddi manada revize edilmesi lazım. Her yatırımcı kendi yatırım alanı için kullanılabilecek alanı tahsil etmeleri lazım veya o alan teslim edilmesi lazım. Şimdi diyelim ki 40 kişi istihdam eden bir yatırımcı ÖSEV'nin içinde 100 dönüm veya 150 dönüm veya 200 dönüm aldığı zaman bu birçok entegre yatırımcıyı engellemiş olur yani. Bu dediğiniz doğru. Biz dosya olarak yönetim kurulu olarak biz yönetim kuruluna bu tarz eleştirileri alıp ve kendilerine iletiyoruz ve kendilerine baskı da uyguluyoruz ve bu baskı sonucunda da siz de bahsettiniz önceki valimiz ve yönetim kurulu 25 tane arsa tahsis parsellerini iptal edip yeni sanayicilere sırada beklenenlere tahsis edildi. Marka olarak dediğinizde geldiğimizde de şimdi iki başkanımıza da katılıyorum. Alican başkanım şunu söyledi. Yani bu zincirler işte burada esnafı işini küçültüyor, daraltıyor. Evet doğru. Bu doğru ama bu Türkiye'nin gerçeği ve Diyarbakır'da da bu üretimler yapılmıyor. Diyarbakır'ın markası olmadığı için de yani çoğunlukta olmadı. 5 tane sayarsınız, 6.'sı sayamazsınız. Olmadığı için de bu marketlerin raflarında göremiyoruz. Önce biz kesinlikle Diyarbakır halkı ve Diyarbakır iş dünyası biz birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi seveceğiz, ürünlerini alacağız ve birbirimize haklı eleştiriler yapacağız ve birbirimizi destekleyeceğiz. Vallahi bir Antepli gelip bizi desteklemez, bir Maraşlı gelip bizi desteklemez. Açık ve ne söyleyeyim? Biz birbirimizi destekleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz. Evet, yanlışlarımızı da söyleyeceğiz ki doğruları bulalım. Ama kesinlikle biz birbirimizi seveceğiz. Sevmeden bu iş olmaz. Evet. Bir yere gidiniz. Sorduğunuz soruyla alakalı hani bizim sanayiciler ne üretiyor, ham maddeleri nedir, pazarları nerededir diye. Evet. Bizim şu an Dicle Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz bir proje var. Bu proje 40 kişilik profesyonel bir ekip tarafından yürütülüyor ve
başladı bu proje. Şu anda sanayi üreticisi olarak bizim kayıtlarımızda görünen sanayicilere yönelik bir şey çıkarıyoruz. Bir genel bir rapor çıkarıyoruz. Yani bizim sanayicimizin iş gücü durumu nedir? Ham maddeyi nereden temin ediyor? Arge ile ilgili çalışması nedir? Yani o çok önemli bir çalışma. Yani bir ölçüde sanayimizin envanteri ortaya çıkarılacak. Aynen yani, zaten projenin evet. ismi bu. Evet. Projenin ismi. İsterseniz yavaş yavaş süremizin sonuna da geliyoruz. Markalarımızla ilgili arkadaşlarımızla sizle bu konuyu tartışırız. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani bir şehrin, şehrimizin tanıtımında ve öğrettiklerimizin tanıtımıyla ilgili iki tane bu işin ayağı var. Bir sanayi ayağı, sanayide öğretenler, bir de küçük işletmelerimizin ürettiği Diyarbakır'ın tanıtımında turizmine destek olacak ürünler. Evet. Biz evet yıllardır Emit Fuarı'nda da olsun, Diyarbakır tanıtım günlerinde de olsun, gerek ticaret odasıyla, gerek belediyelerle, gerekse valilikle ki kurumlarla birlikte yıllardır destekliyoruz ve fuarlar içerisinde yer alıyoruz. Bu tanıtım günlerine baktığınız zaman orada sadece bizim temsil ettiğimiz kesimden Diyarbakır'ın kadayıfını görürsünüz. Yani birkaç Diyarbakır'ın evet kahvaltı yani yerini görürsünüz. Kahvaltısını görürsünüz. Gelecek bir şey değil yani. Bakır üretimini yani. Görürsünüz. O da sadece bu. Yani kahvaltı dediğimde Van akla gelir. Yani evet. Işte ben Diyarbakır. Ya bu evet. Sadece Diyarbakır'ın turizmine yönelik bir çalışmadır. Oysa derseniz ki Diyarbakır'ın sanayisinde üretilen büyük bir ürün markalaşıp Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunacak bir ürünümüz var desek yanlış olur diye düşünüyorum. Yani çünkü bizim vermemiz markadır ama deseniz ki A firması B firmasının markasıdır değil ama mermerimiz markadır. Ama mermerimiz markadır. Mermerlerle ilgili de şunu söyleyeyim. Pamuğumuz markadır. İş piyasada da ciddi manada eleştiri var. Evet. Özellikle pamuğumuz markadır. Defolu yani mallar kalite konusunda şu anda düşüyor tabii. Belki çok ciddi manada eleştiri yani, var yani. Yani Türkiye'de Diyarbakır mermeri dediniz de Türkiye'de ne kadar kullanılıyor? Tamamen şu anda birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bunu doğru. Takip ediyor. Biliyoruz. Birimiz için gurur ancak marka dediğiniz zaman kalite akla gelir. Doğru. Marka dediğiniz zaman o ürettiğin ürünün işte başka bir ilde değil de Diyarbakır'da aranması anlamına gelir. Ben bu anlamda sanayide üretilenleri söylüyorum. Peki sayın işte buradan da hemen tanıtıma geçerken de mesela Diyarbakır'da da zaman zaman fuarlar oluyor. Organizasyonlar oluyor. Ben geziyorum. Bakıyorum ki çok nadirdir bizim yerli yatırımcımızın orada yer alması. Bakıyorum ki Diyarbakır'da ya distribütörlük yapan veya işte bayilik noktasında faaliyet gösteren Diyarbakır'da belki ticaretteki hareketlilikte pek fazla sıcak getirisi Diyarbakır için söylüyorum yansımayan ticarethaneler diyeyim onlar görünüyor. Bizim ama gerçek sanayi bakıyoruz görmüyoruz yani bu da şimdi aslında bir neden birçok nedenin sebebi oluyor. Evet. Şimdi bizim buradaki esnaf ancak kendini yani kurtaracak şekilde ticaret yapmaya çalışıyor. Zor şartlarda ticaret yapıyor. Şimdi ağırlıklı olarak ürünü dışarıdan alıyor, getiriyor. Belli rekabet koşullarında düşük karla satmaya çalışıyor. Bir taraftan işletme giderlerini karşılamaya çalışıyor. O anlamda esnafımız da çok güçlü olmadığından dolayı kendi ürününü, kendini işte fuarlarda pek tanıtma imkanını bulamıyor. Mesela en basit örneği şu anda bizim fuarlara yönelik çalışmamız var. Kasım ayı içerisinde mobilya fuarı var. Mesela onunla ilgili biz TÜYAP'la beraber bizim mobilya komisyonumuz, meclis üyelerimiz şu anda oradaki doluluk oranını yükselsinler diye beraber çalışma yapıyorlar. Evet. Dedim ya yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Artık şöyle bir toparlayalım. Evet çözüm süreci içerisindeyiz. Ortam sakin, huzur var, istikrar var. Ki biz bugün mesela çözümü konuşuyoruz ama en fazla da yıllardır hiç konuşmadığımız ve gündeme getirmemiz gereken ama hiçbir zaman gündeme getirmediğimiz kendi gerçeklerimizi bugün burada masaya yatırdık, tartıştık. Belki ağırlıklı olarak eleştiriler üzerinde odaklandık, işte yanlışlıkları hep ifade ettik. Sanırım bu ifademiz de hani
öz eleştiri, ama öz eleştiriden de doğruları çıkarıp bir daha geçmişte yaşanan o hataları tekrar etmeme babında ben bugün o konsepti hayata geçirmek istedim. Sayın Özkınıç'tan da son temellerini alayım. ÖSEB'deki yatırımcıların bir örgütlü yapısının başında olan bir kişi olarak siz önümüzdeki süreç içerisinde ÖSEB'de biz işte dengeleri değiştireceğiz. ÖSEB'de Diyarbakır'ın sanayisine, Diyarbakır'ın o saklı kalan hazinelerinin ortaya çıkarılıp bunu üretime döndürebilecek bir yapı içerisinde olacağız diye bir hedef ortaya koyabilecek misiniz? Şimdi tabii Ömer Bey, organik sanayi bölgesi tabii ki Diyarbakır bir kentte mal olmuş bir yer. Sadece bir sivil toplum örgütünün, biz bir sivil toplum örgütüyüz. Dosyat organik sanayi bölgesinin bileşenleri, ortakları, daha önceden bahsettim, Ticaret Sanayi Odası, organik sanayi bölgesi yönetim kurulunda ve özel idareden oluşan bir resmi bir yapı. Biz de bu yapının doğru işlemesi için, doğru işler yapması için elimizden geleni yönetim kurulu olarak yapıyoruz. Sanayicilerimizin her zaman gece gündüz emrilerindeyiz. Ve organize sanayi bölgesinin yeni ek alanın, en azından tevzi OSEB'nin geçmişteki, şu anki mevcut OSEB'deki olan sıkıntıların, yanlışların bu ek OSEB'de yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Organize sanayideki yatırımcılarımızın birkaç sorunları var. Aslında onları da bir dile getirmek, bir fırsat olmadı. Dile getirmek gerekir. Şimdi sanayicilerimizin finansa erişim yönünde çok sıkıntılar var. Biraz önce siz de bahsettiniz programın başında. İpotek konusunda çok büyük sıkıntılar var. Bankalar bölge risk faktörünü uyguluyor. Bölge risk faktörünü uyguladıkları zaman bir İstanbul'daki sanayici kullandığı kredinin faiz oranıyla Diyarbakır'daki sanayicinin kullandığı kredi faiz oranı eşit değil. Çok %100'lere varan farklar var. Böyle olunca sanayicimiz zaten büyük sıkıntılarla, kıt kanatla, elindeki birikimiyle yatırıma koymuş ve işletme sermayesini kredi alıyor. Ve bu kredileri de alamıyor doğrusu. Çünkü ipotekler faiz şekilde ipotek isteniyor. %100, %200, %300'lerde ipotek isteniyor. Sanayicimiz zaten fabrikasını veriyor, üzerine dairesini veriyor ve veremiyor da yani. Şimdi bu büyük sıkıntı. Bunu kesinlikle bu hükümetin el atması gereken en büyük şey. Bir de ekspertiz firmaların, bankaların ekspertiz firmaları, bağımsız ekspertiz firmaları, sözüm ona, Diyarbakır'da yaptıkları ekspertiz değerlemeler çok düşük. Yani bir malın değeri 100 lirayken 50 lira. Düşük gösteriyor. Düşük gösteriyor. Evet. Tabii ki öyle. Bu sıkıntılar, büyük sıkıntılar var. Organize sanayinin durumu tabii bugün hep organize sanayiyle alakalı bana sorular soruldu. Sanki yönetim kurulu başkanı benmişim gibi. Ama değil. Çünkü sorgulama belki hani ben bundan oradaki, hoşnutum. Hiç oradaki şey değilim. Yetkili başında bulunan kişi resmiyet noktasında hareket ama siz daha ben de aynı taraftayım nihayetinde. Ben de doğruları savunuyorum. Doğru olmasını istiyorum. Doğru olanları yapılmasını istiyoruz. Bugüne kadar organize sanayi bölgesinde eğer bu hale gelmişse dosyatın çok büyük önemi var. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet. Ve Diyarbakır il valiliği, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, Ticaret Sanayi Odası, DESOB, diğer sivil toplum örgütlerinin bileşenleri, biz organize sanayi bölgesi için, biz Diyarbakır'ın yolları için, biz Diyarbakır'ın turizmi için, mesela bizim bunlar için bir araya gelmemiz lazım, bunlar için proje üretmemiz gerekiyor. El birliğiyle Diyarbakır'ı daha iyi bir yere götürmek için biz dosyat olarak elimizden geleni yapmaya hazırız ve her koşulda, her yerde de bu Diyarbakır'ın menfaati için, kentin menfaati için elimizden geleni yapmak bizim hedefimizdir. Evet. Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Sayarsın'ın da son temeli ama şöyle de bir soru var. Özellikle İstanbul'dan bir izleyicimiz sormuş. Diyarbakır'ın ekonomisinde, Diyarbakır'ın sosyal, ekonomik sıkıntısı, gelir seviyesindeki düşüklüğü tamamen Diyarbakır'ın siyasi yapısından, siyasi mevcut bileşenlerinin kent için ciddi bir ittifak içerisinde olmayışlarından kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yani kentin ekonomik olarak geride kalmasında temel sebep burada gelişen Kürt sorunu kaynaklı çatışma ortamından, savaş ortamından kaynaklı. Onun da işte altında gelişen bir takım olumsuzlukların getirmiş olduğu sonuçlardan kaynaklanıyor. Evet. Peki burada şu da çıkmıyor bu. Yani soruya ek olarak ifade etmek istiyorum. Yani vallahi bana evet kırsalda yatırım yapmış olan olabilir. Devletin mevcut yatırımını hayata geçirmek için ihalesini alıp yapan iş dünyasındaki insanlar evet bu işte bile zarar görmüşlerdir. Ama mevcut üretime dayalı yatırımcıların bu alanda pek fazla böyle tehdit de görmüşlüğünü de görmemiş, duymamıştır. Yani bir organize sanayi bölgesindeki yatırımcı bu süreç içerisinde tehdit edilmiş mi? Yok. Yani bunu da görmek lazım. Onu demek istiyorum. Evet. Yani ben şuna inanıyorum. Hani nihayetinde burada doğup büyümüş evet. bir ticaretle uğraşan bir iş adamı olarak ben her şeye rağmen özellikle ticaretle uğraşanların, iş adamlarının, esnafların her birinin bir lider olduğunu düşünüyorum. Kendileri birer liderdir. Çünkü insanlarla ilgileniyorlar, müşterilerle ilgileniyorlar, zaman zaman krizlerle karşılaşıyorlar fakat hep pozitif düşünüyorlar. Ve o pozitif düşünceleriyle o krizleri bir şekilde aşıyorlar. Yani biz şu anda birçok noktada geri kalmışız. Evet. Doğrudur. Bizden kaynaklı sıkıntılar, sorunlar vardır. Doğrudur. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer burada işte tedirginlikle ilgili, güvenlikle ilgili, yani riskin olmadığı bir Diyarbakır, riskin olmadığı bir bölge, inanın çok ciddi şekilde girişimci çıkarır. O girişimcilerle bölge, kent çok da uzun bir sürede değil. Yani orta vadede çok ciddi şekilde inanıyorum ki kentin ekonomisine çok ciddi anlamda katkı yaparlar, ürün üretirler. Çünkü bizim şu anda Diyarbakır'ın potansiyeli var. Ve bu potansiyel hani rakamlarla ortada. Şu anda dünyada özellikle üretim yapan ülkeler en çok iki tane noktaya dikkat ediyorlar. Bir tanesi iş gücüdür, bir tanesi de lojistiktir. Şu anda Diyarbakır o anlamda çok büyük bir avantaja sahip. 1.572.000 nüfusumuzun 572.000'i 15 yaş altıdır. Evet. Şu anda bizim iş gücü, işçi maliyetimiz İstanbul'a göre ya da Avrupa'nın birçok ülkesine göre, gelişen ülkelere göre çok ucuz bir iş gücümüz var. Ve biz burada çok ciddi anlamda tarımsal alanlarımız var. Yani bunu şu anda biz hayata geçiremiyoruz. Hayır, yani bunlar hayata var. Geçtiği zaman vallahi, bunlar hayata geçtiği başkanım. Zaman inanıyorum ki doğru söylüyorsun. Evet. Yaşanan süreç evet birçok kişide ürkeklik yaratmıştır. Birçok sıkıntılar yaşamıştır. Bunu kimse inkar etmiyor ve bölge insanı çağın en vahim insan haklarını yaşamış bir evet. bölge insanı var. Şunu söylüyorum. Yani ama biz de her şeyi evet buna bağlarsak ve yatarsak
vallahi üzerimizdeki zaman tozu belli bir süre sonra biz kendimiz kendimize deriz ya biz ölmüş müyüz? Yani bunu da görmek lazım. Ben söylemek şöyle söyleyeyim yani, hani hep böyle sanki her şeyi işte hükümetten, devletten bekleyelim gibi yani, bir algı oluşmasın. Ben onu doğru bulmuyorum. Şimdi bakın 8 aylık bir dönem içerisinde ne güzel şeyler konuşmaya başladık. Yani çok inanılmaz derecede belki çoğumuz için hayal edebileceğimiz ifadeler kullanmaya başlıyoruz. Tartışıyoruz. Bugün Diyarbakır'ın biz ÖSEV'sinden konuşuyoruz. Bugün Esnaf Sanayi Kadın Odası'nın bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ki sorun da bu noktada gelecek. Diyarbakır Esnaf Sanayi Kadın Odası'nın kendi yapısını artık sorgulamamız sorguluyor. Bu gelişme anlamında bana sorarsanız iyidir. Yani şimdi siz 3 aydır Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na geldiniz. Evet. Şöyle bir bakarsanız Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kendi aslı görevini Diyarbakır'ın gelişmesi açısından, Diyarbakır'ın sanayisi açısından, Diyarbakır esnafının gelişmesi açısından, bizim sosyal ekonomik alanımızın gelişmesi noktasında ne yapmış, bir şeyler yapabilmiş midir? Evet. Şimdi baktığımızda bunu da sorguluyoruz. Tabii, tabii. Bunu da görmek lazım. Yani evet vallahi çatışma oldu, eve kaçalım değil ya. Ve o şekilde başkanın ifade güzel ettiği gibi sadece bu yıl için dediniz 65 gün kepek kapatma değil mi? 62 gün. Ben öyle biliyorum ki 2007'de, 2003'te, 2004'te, 2005'te öyle bir şey geliyordu ki 3 ay, 4 ay geçen günler diye hesaplanırdı. Yani ben biraz da bizim artık kendi kendi sirkelememiz, kendi kendi biraz sorgulamamız, biraz da kendimizi öz eleştiride bulunup evet biz Diyarbakır'a bulunduğumuz konumda bulunduğumuz kuruluş ortasında biraz hareketlenmem gerekiyor. Ben katılıyorum. Yani o yönde. Ben hani evet. Şey anlamında her şeyi biz yapmayalım, bizim eksiğimiz yok, tamamen bizim dışımızdadır. Kesinlikle o şekilde düşünmüyoruz. Belki de biraz şeyden de kaynaklanıyor. Yani yılların getirmiş olduğu sıkıntılar, sorunlardan dolayı bunu bu şekilde dile getiriyoruz ki bir an önce hani daha huzurlu. Elbette tabii, yani tabii. Eğer bugün sizin ifade ettiğiniz gibi bugün 8 ay içerisinde 102 tane firma, 112 tane firma teşvik belgesi alıyorsa Diyarbakır ÖSEB'ye 57 tane, 53 tane firma yatırım için mücadele ediyorsa, yeni sırada bekleyen insanlar varsa, esnaflar da eskiden yani bende var 2011 yılı içerisinde 2054 tane iş yerinin kapandığı bir ortamda bugün eğer açılan iş yeri sayısı kapananın çok çok üstündeyse önemli gelişmelerdir. İşte bunları biz biraz daha nasıl artırabiliriz ve bence de bu işte özellikle çözüm sürecini sonlandırmaya yönelik tabii sonlandırma barışa yönelik, kardeşliğe yönelik, insan hakları alanına yönelik yani bölgenin kendi sorunları demiyorum, haklarına kavuşma noktasındaki lokomotifte artık biraz daha önce olmamız gerektiğini, bu da biz zenginleşirsek, biz ekonomik noktada yükselirsek, cebimize girecek para oranı yükselirse ondan mümkün olabilir. Yani onun ötesinde biraz şey değil, son sözlerinizi alayım başkan. Yani her şeye rağmen ben umutluyum. Evet. İnanıyorum ki bu ülke bir şekilde bu barışı sağlayacak. Biz hep beraber bu ülkenin kalkınması için, kendi kentlerimizin, bölgelerimizin kalkınması için uygun fırsatlar bulacağımıza ve bu potansiyelin bu ülkede var olduğuna da inanıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde karşılıklı atılacak adımlarla daha güzel şeyleri konuşuruz. İnanıyorum ki olacak. İnşallah. İnşallah. Evet Sayın Başkan, geçi önünüzde bir sürü defter vardı. Program öncesinde konuşmuştuk. Biraz onlara değinecektik. Önümüzdeki günlerde sanımsın seçimimiz de var. sizin süreçte son nokta beklentilerinize ve odanızla ilgili varsa kısa bir alayım. Ben yavaş yavaş programı odanın ve seçimlere değinmeden önce öncelikle iki saattir tartıştığımız sanayinin üretimin dışında aslında çok gözden kaçırdığımız önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Aslında binlerce fabrikaya bedel, binlerce yatırıma ve istidamı yaratabilecek olan turizmimizden, tarihi eserlerimizden, surlarımızdan biraz değinmek istiyorum. Aslında süreçle birlikte
Dikkat ederseniz sabahlar erken Sur bölgemize, Sur ilçemize girdiğiniz zaman Hasanpaşa Hanı'ndan tutun daha kapı merkezine kadar otobüsleri görürsünüz. Yabancı iş Diyarbakır'a gelmeyen insanları görürsünüz. Evet, günü birlik gelip gitseler bile şu anda günü birlik şu anda günde 30-40 tane otobüs Diyarbakır'a girip çıkıyor. Eskiye rağmen %300, %400 bir artış var şu anda Diyarbakır'daki yerel turizmdeki hareketlilik. Tabii bu ne demektir? Yine bu sürece bağlıyoruz. Bununla birlikte gerçekten yıllardır bu çatışmalı ortama rağmen bizi sadece ekranla sınırlı olarak tanıyan, bölgeyi bilmeyen, görmeyen, şu anda da bizi seyreden bütün seyircilerimizi ben Diyarbakır'a davet ediyorum. Gelip Diyarbakır'ı görsünler. Sadece o çatışmalı anda bile gerçekten biz de onlar gibi o olayları maalesef siz de basının bir parçasınız. Basın da bizi bu kadar, özellikle sadece Diyarbakır adına söylüyorum bunu, sadece siyasi bir merkez, çatışmalı bir merkez olarak yansıttığı için burada da Diyarbakır sadece siyaseten markalaştı ama gerçekten turizmiyle, sanayisiyle ön plana çıkmadı. Çıkmadığı için de şu anda bu süreçle birlikte gerçekten ciddi bir İvme kazanmış bölge, evet. İlimiz. Bununla birlikte, zaten evet. Uzay TV'nin de özellikle stüdyolarının Diyarbakır'da ağırlıklı olarak faaliyette yürütmesinin ana teması da budur. Bölgemizi ve Diyarbakır'ımızı yaygın medya dediğimiz bizim zamanı o algıyı yıkmak gaye amacımız da budur. Onun için de bugün sizi buraya aldık, tartıştık. Evet, doğrudur. Medya Diyarbakır'daki en küçük bir olayı, hatta bölgedeki en küçük bir olayı sanki Diyarbakır şehrin merkezinde yaşanmıştır diye lanse ediyordu. Bu da ciddi manada batıdaki insanda kaygı uyandırıyordu. Birçok dostumuz da Diyarbakır'a geldiğinde acaba ben Diyarbakır'a gelsem ne olur? Herkes eli silahlı bilmem ne, yolda bomba patlar mı, havaalanında bir şey olur mu? Böyle korku ve endişe içinde ama bunların tamamen ciddi manada afaki olduğunu ifade edebiliriz. Kesinlikle. Evet, bugün İstanbul'da ki nüfus oranında, yüzlerinde, suç oranında baktığımızda vallahi bölge en sakin, en huzurlu, en asayişi, berkemal bir noktada bulunuyor. Ne söyleyeyim yani? Evet. Yani bu noktada kesinlikle dediğim gibi siz basından bahsettiniz. Arşiv görüntülerini defalarca tarihleriyle ekranların köşesinde biz şahit olmuşuz. Ve birçok televizyon kanalında ben bizzat aramışım. Evet. Yani çünkü biz bunu hak etmediğimiz bir noktada bu kadar şehri tanıtımında, yani olaylar oluyor, bir gerçektir. Ama çözüme yönelik adımlar attılmadığı için basın tarafından bu maalesef ilimizi de gerçekten bir kaos il kenti olarak tanıttılar. Ben bu noktada da dediğim gibi turizmimizin biraz daha ele alınması gerekiyor. Bütün bileşenleriyle birlikte, Diyarbakır'daki bütün kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte şu andaki hem iç kalenin turizme açılması çalışmaları biliyorsunuz devam ediyor. Hem surlarımızın tanıtımıyla ilgili Diyarbakır'ı yaşatma ve Diyarbakır'ı tanıtma adına da sanayiye yön verdiğimiz kadarıyla turizme size de yön verip gündeme taşımamız gerekiyor. Yani değerlerimize kısacası sahip çıkmamız lazım. O noktada siz şeyden bahsettiniz. Evet, biz birçok aslında hazırlıklı gelmiştim çalışmalarımızla ilgili, önümüzdeki süreçle ilgili. Şu anda ki bu süreçle birlikte şehrimizin görüntüsü ve gürültüsünü, kirliliğini oradan ortadan kaldıracak projeler, çalışmalar devam ediyor. Özellikle Diyarbakır'ın önümüzdeki ilk 3 yılda hedefimiz bina altlardaki bütün üretimleri, mermerinden tutun marangozuna kadar, demircisine kadar, gıda imalatçısına kadar, merdiven altı diye tabir ettiğimiz tekstilcisine kadar temizleyip bunları yani siteleştirme. Yani alan içerisinde şu anda başladı. 11 tespit ettiğimiz 11 mesleğin mesleği bir siteler oluştu. Siteler oluştu. 4 tanesi şu anda inşaatı devam ediyor. Evet. İki tanesi önümüzdeki 2014 yılında faaliyete geçecek. Bu bununla birlikte istihdam yaratma konusunda da çözüm süreciyle birlikte de bu taleplerin arttığını ben konuşmamın başında ifade etmiştim. Evet, seçicilerimiz 2014 yılında, ondan da bahsetmek isterim. Seçim sistemimiz gerçekten birçok kuruluştan, birçok genel seçimden ve yerel seçimden daha demokratik bir yapıda oldu bugüne kadar. Yine o şekilde devam ediyor. Çünkü biz önce kendi meslek odalarımızda seçimlerimizi yapıyoruz 3 ay içerisinde. Ondan sonra seçilenler delegasyon olarak birliğe delege oluyorlar. Birlikte de kısmet olursa aday olmak isteyen arkadaşlarımız aday olur. Sonra da çarşıda ilgili soruluşu. Daha bizimle ilgili bir gelişme hayal sormak isterseniz arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O da seçimlerimiz
bittikten sonra artık adaylarımız ortaya çıkacak. Tabii bu 3 ay süre içerisinde kendi alt birimde odalarımızda seçimler başlıyor. Yani. Başlıyor tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Özkılınç, Sayın Sayar, Sayın Emedinoğlu. Büyük Tumur'da gündemde gecenin geç saatlerinde hem düşüncelerinizi hem fikirlerinizi Diyarbakır'la ilgili temennilerinizi aktardınız. Size çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde çok daha bu bahsettiğimiz öz eleştirde bulunduğumuz noktaların iyileşmiş haliyle oturup konuşur, sohbet ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Büyük Tumur'la gündemin bize ayrılan süren sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz. İyi günler.